Anlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki konferansı verecek hocamız Profesör Doktor Yavuz Unat. Bundan önce birkaç şey söylemeliyim. Yeni gelen hocalarımız olabilir ki var. Bu toplantılar 13 hafta sürdü. Yani yaklaşık olarak 3 ay olmuş oluyor. Her cumartesi akşamı bir konferans sundu arkadaşlarımız. Bunları başlangıç organize eden Yavuz Unat hocamız oldu. Sağ olsunlar. Kendisine çok müteşekkiriz. Bu arkadaşlarımız herhangi bir konuşma değil de kendi araştırma çalışmalarını sundukları için biz bunu çok değerli buluyoruz. Sağ olsunlar. Çok iyi, çok değerli konuşmalar yaptılar. Bunları da inşallah özel sayı olarak, bilim tarihi sayısı olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Bu toplantının sonunda da arkadaşlara bir teşekkür edeceğim. Her toplantıda olduğu gibi konuşmacının kısa özgeçmişini okuyoruz. Bu toplantıda Yavuz Hoca bir saat kadar konuşacak. Saat 11'e kadar. 11 ile 11:20 arasında Göknur Hoca bize tambur ziyafeti verecekler. Şimdi önce Yavuz Hoca'nın özgeçmişini okuyacağım. Yavuz Unat 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 82 yılında Konya Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek öğrenimine başladı. 1987 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine devam etti. Ve 88 yılında da aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 90 yılında Ali Kuşçu'nun Risalat-ı Fatiha adlı eserinin gök küreleri üzerine olan 4. ve 5. makaleleri üzerine bir çalışma konulu yüksek lisans tezini vererek yüksek lisans öğrenimini 1996 yılında Fergani'nin Kitab-ül Füsul adlı kitabı üzerine bir inceleme konulu doktora tezini tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nda doçent oldu. 2009 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne profesör olarak atandı. 2010 yılında Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve yine aynı yıl Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Türk Felsefe Derneği ve Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesi olan Yavuz Unat, 2009 Astronomi Yılı dolayısıyla UNESCO Astronomi İhtisas Komitesi üyelerindendir. Astronomi tarihi, teknoloji tarihi ve bilim tarihi alanlarında çeşitli araştırmaları olan Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Yavuz Hocam buyurun, söz sizin. Öncelikle Durmuş Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Ali Hocama teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda katkısı bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Uzun bir programdan sonra bu programın son konuşmacısı olarak ilk başta ben konuşmuştum. Son konuşmacı olarak tekrar birlikteyiz. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyorum. Böyle özel bir günde de Cumhuriyet dönemi bilimine sunmak da güzel bir onur ayrıca. Şimdi ben sunumumu paylaşayım. Şu anda görünüyor herhalde, bir problem yok. Görünüyor, görünüyor, evet. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet dönemi bilimi, bilim tarihi deyince bilim tarihi tabii tüm dönemleri inceleyen bir disiplin olduğunu burada gördük. Aşağı yukarıda Osmanlı'nın son dönemine kadar burada sunumlar yapıldı. Cumhuriyet dönemi bilim tarihi
tam olarak incelenmiş bir bilim tarihi alanı değil. Bunun nedeni tabii ki şu, henüz daha tam olarak doğru bir bakışa sahip olmayabiliriz. Ama aşağı yukarı 100 yıllık bir süreçten söz ediyoruz artık. Belki dönemsel olarak Cumhuriyet dönemi bilim tarihine yaklaşmak çok daha verimli olacaktır. Aynı zamanda bu alanın kurucusu George Sartre'nin bir makalesi var. 20. yüzyıl bilim tarihine yaklaşımlar diye. Bu makalesinde George Sartre şunu önerir. 20 ve 21. yüzyıl bilimleri henüz daha tamamlanmadığı için bu bilimlerin yani 20 ve veya 20. hadi artık 21. yüzyıldayız. 20. ve 21. yüzyıl bilimleri henüz daha tamamlanmadığı için bu bilimlere ilişkin yani tamamlanmayan disiplinlere ilişkin bir tartışmayı yapmak biraz zor tabii ki. Ama kendisi şunu önerir. 20. yüzyılın başından itibaren 10'ar yıllık periyotlarla bilimin bir kronolojisini yapmak. Ve bu kronoloji içerisinde bilimsel çalışmaları tasnif etmek. Dolayısıyla belki Cumhuriyet bilimi için bu daha yararlı olacaktır. Yani 1923'ten bu yana Cumhuriyet ve Cumhuriyet'ten sonraki dönemleri 10'ar yıllık periyotlara ayırarak bütün bilimlere ilişkin bir bibliografya çalışması yapmak yararlı olacaktır. Buna ilişkin çalışmalar bazı çalışmalar yapıldı. Burada da en önemli çalışmalar bu konuda henüz bildiğimiz kadarıyla Ertal İnönü'ye ait. Ertal İnönü Cumhuriyet döneminin belli kısımlarında kimya bibliografyası, fizik ve astronomi bibliografyaları çalıştı. Bunları yayınladı. Kaynakçam da bunlardan da ayrıca bahsedeceğim. Bunun dışında Cumhuriyet dönemi bilim tarihiyle ilgili olarak ayrıntılı bir çalışmaya çok az rastlanıyor. Bir tek yani benim bildiğim kadarıyla burada konferanslar sırasında İnan Kalaycıoğulları, doçent doktor İnan Kalaycıoğulları'nın bir doktora tezi var. Bu doktora tezi de Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde bilim adıyla iki cilt olarak yayınlandı. Dolayısıyla daha araştırılacak çok şey var, yapılacak çok şey var. Öncelikle Cumhuriyet öncesinde ne vardı ona bakmak gerekir. Burada da işte konuştuğumuz konularda şunu gördük. 19. yüzyıl bir dönüşüm, değişim dönemi. Bunun tabii bilim açısından baktığımızda bunun altyapısı 17 ve 18. yüzyıllar hazırlanmış. Daha Rönesans'a giden bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ve 19. yüzyıldan sonra değişim çok hızlı olmuş. Özellikle teknolojiyle birlikte, teknolojinin bilime, bilimin teknolojik katkısıyla birlikte toplum yaşamını da köklü bir şekilde değiştirmiş. Batı'da ortaya çıkan bu gelişmeler, 15. yüzyıl Rönesans'ta birlikte gelişmeler, yeni bir düşünsel, kültürel, sanatsal yaklaşımları bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla düşünsel kavrayışa egemen olan etken bilgi ve daha çok bilgi üretmek olarak tanımlanıyor. Ancak burada da gördüğümüz gibi yani bizim açımızdan önemli olan Osmanlı bilim tarihinde ilişkin bazı burada yapılan tartışmalarda da gördük ki Osmanlı Devleti'nde henüz bu gelişme farkına varılmamış. Özellikle Rönesans'la ilgili Rönesans düşüncesi Osmanlılar'da çok yansımamış. Bu tabii çok tartışılan bir konu. Bu tartışmalara tekrar girmek şu anda artık gerek yok. Ancak biz biliyoruz ki Osmanlılar Batı bilimine ilişkin, Batı'da yapılan ya da işte modern bilimlere ilişkin çalışmalarda geç kalmışlar. Yansımalar ancak 18. yüzyılda ortaya çıkmış. Fakat teorik çalışmalarda kabul etme süreci 19'u bulmuş. Yani 19. yüzyılın ortalarını bulduğunu biz görebiliyoruz.
Tabii 19. yüzyıla girerken Osmanlı Devleti'nde aynı zamanda siyasal ve toplumsal alanda da yenilikler karşımıza çıkıyor. İşte Tanzimat, arkasından 1. Meşrutiyet. Tabii bu yapısal yeniliklerde temel şey aslında askerlik, adliye, maliye, eğitim ve devlet yönetimine ilişkin konularda yeni düzenlemeler ve gidilmesi. Fakat tabii bu da yeterli olmayacak ve tabii en önemli değişim Cumhuriyet dönemiyle başlayacak. Tabii Atatürk'ün yapmış olduğu bazı hamlelerle. Hepimiz biliyoruz hayatta en hakik yol ilimdir, fendir sözü onun söylediği en önemli sözlerden biri. Ve Cumhuriyet'in dayandırılacağı temel esasları da belirleyen bir söz. Bilime ilişkin, Atatürk'ün bilime ilişkin, bilime önem verdiği ilişkin birçok söz var. Bunların detayına girmeye gerek yok. En önemli değişim kurumlara ait değişim ve işte geçen haftada anlatıldı işte üniversitelere ait değişim. Burada ben Darülfünun'la ilgili çok ayrıntıya girmeden ama Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde hangi etmenler var? Buna ilişkin bazı kısa bilgiler verip bazı özel bilgiler paylaşacağım yine burada. Ama biliyoruz ki işte Darülfünun Osmanlı'da tek üniversiteyken Cumhuriyet döneminde üniversitelerin sayısı artacak. 2021 itibariyle ülkemizde de 131 devlet ve 78 vakıf üniversite olmak üzere 209 üniversite olduğunu biliyoruz. Ve Cumhuriyet döneminde de birçok kurum karşımıza çıkacak. Burada saydığımız kurumların haricinde daha birçok kurum vardır tabii ki eksik olabilir. TÜBİTAK, Refik Saydam Merkez Hıfzı Sıha Enstitüsü ki 2011'de kapatıldı. Belki de yani bu kapatılmasaydı şu anda aşı ile ilgili gelişmeler burada yapılacaktı. Maden Teknik, Kandilli Gözlemevi, Makine Kimya Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ulusal Gözlemevi, Bilim Teknoloji Yüksek Kurumu, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Verem Savaş Derneği ve Kızılay gibi birçok önemli kurumlar karşımıza çıkıyor. Dönem dönem ben burada sizlere bazı gelişmelerden bahsedeceğim ve bu gelişmelerle birlikte açılan kurumlar ve arkasından da bilimlere geçeceğim. Yani özel olarak matematik, astronomi gibi bilimlerde neler karşımıza çıkıyor. Tabii baştan şunu söyleyeyim. Burada ele alacağım her konu, mesela Cumhuriyet dönemi, ben matematiğin, astronomisin belki bir iki slide'da veriyorum ama her konu ayrı bir konu, ayrı bir tartışma, ayrı bir araştırma konusu. O yüzden eksiklerim olursa kusura bakmayın. Benim anlatacağım şeyler burada daha genel şeyler olacak. Resmi biraz daha genel olarak size vermeye çalışacağım. 1924-1954 arasında hangi değişimler olmuş? Tevhidi Tedrisat Kanunu, Yazı Devrimi, arkasından 1928'de Yüksek Mühendis Mektebi, Mühendis Mektebi Aliyesi ve işte en önemli şeylerden biri, tartışmalardan biri üniversite reformu. Burada 60 öğretim üyesinin atıldığını biz biliyoruz. Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1931 yılında Türk Tarih Tetkik Cemiyeti Tarih Kurumu olacak sonrasında. 1932 yılında Türk Dil Tetkik Cemiyeti Türk Dil Kurumu olacak. 1936'da DTCF, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulduğunu görüyoruz. 1940'da da mesela önemli bir atılım olacak, o da dünya klasiklerinin çevrilmesi, Hasan Ali Yücel. Fakat burada biz ne görüyoruz? Burada en önemli eksik bilim eserlerinin eksikliği. Yani burada biz beklerdik ki mesela işte bunu hep daha önceki tartışmalarda da yaptık. Kopernik'in, Galile'nin, Newton'un kitaplarının çevrilmesini beklerdik. Yani tamam, sanat eserleri, romanlar önemli ama bilim belki çok daha önemli, daha elzem bilim eserleri. Bu eksikliği biz hala yaşıyoruz maalesef. 1940-54 arasındaki öncesilerini biliyoruz. Hala tartışılan bir konu. Evet, reformda atılanlar. 1933 reformda atılanlar. Geçen hafta Durmuş Hoca, Yavuz Hoca bahseder diye söyleyince ben de burayı ekleme ihtiyacı hissettim. Burada değişik, yani farklı görüşleri bir araya getirmek istedim. Yani
Çünkü en tanınmış olan atılanlar burada şeyde bir alıntı var aşağıda resimde. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, işte Ahmet Refik Altınay, Ali Ekrem Bolayır, epey bir liste var. Bu listeyi ben Remzi Demir ve İnan Kalaycıoğulları'nın hazırlamış olduğu Cumhuriyet Dönemi Bilim ve Tekniğe Genel Bir Bakış kitabından aldım. Bunlar atılmışlar ama mesela biz görüyoruz, mesela İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1924'te Darülfünun rektörü, 1941'de de atıldıktan sonra DTCF pedagoji programına gelmiş. Fatin Gökmen atılmış ama Kandilli gözlemini yenilemiş. Hamit Hüsnü Sayman görevlilik kuramının Türkiye'ye tanıtan kişilerden biri. O da atılmış. Ahmet Malik Sayar, Salih Sekin'in oğlu. O da atılmış ve İTÜ, daha sonra İTÜ Jeoloji bölümüne geçmiş. Burada değişik görüşler var. İlk mesela Metin Hepker'in bir yazısı, Durmuş Hoca'nın kitabından aldım üniversite felsefesinden. Cumhuriyet döneminde ilk 10 yılda biraz da zaruret icabı, devlet için üniversite bilgi üretmesi gereken değil, fakat rejimi desteklemesi gereken bir kurumdur. Dolayısıyla rejim adına atıldığını söyleyenler var. Ama mesela Erdal İnönü'nün İstanbul Üniversitesi'nin 1930 reformundaki sonraki gelişmeler üzerine düşüncelerde şöyle bir şey var. 1867-1930 arasında araştırma yayını sayısı düşüktür. Gerçekten baktığımızda düşük aslında. 1-2-3 makale yazılmış, kişi başına 5 yayın, 12 kişi var. Sürekli bir araştırma etkinliği yok. 1928'den önce hiçbir kadın bilimcimiz yok. 33-60 arası araştırma sayısı 2'ye katlanmış. 33 sonrası çalışmalar artmış ve atıf sayılarında da artış olduğunu söylüyor Erdal İnönü. Burada burada ilginç bir metin var. Bu metni ben aslında hazırlamıştım şey sırasında. Metnin o şeyi tamamı bende PDF olarak buradan size yollarım, okumanızı tavsiye ederim. Atılanlardan biri Hüsnü Hamit Sayman Bey'in bir bildirisi var. Darülfünun bildirisi. Aşağı yukarı 3-4 sayfalık bir bildiri. Ben burada kısa kısa verdim. Darülfünun ilim ve demokrasi diye bir bildirisi. Son zamanlarda Darülfünun'a vaki olan hücum ve tenkitler şiddet ve kesret kesbetti. Ben meseleyi burada yalnız iş bu hücum ve tenkitlerin menbaları ve sahipleri noktayı nazarından tetkik edeceğim. Sahih cihetleri de ayrıca izah edeceğim diyor. Darülfünun'a hangi cihetten hücum ediliyor? Anlaşılıyor ki bir hücum var. O da yazmış. İrtica, cehil, şantaj ve haset yönünden Darülfünun tenkit ediliyor. İrtica Darülfünun'a her fırsat ve bahanede hücum ediliyor, haklıdırlar diyor. Ayrıntısı var. Cehil, cehaletten söz ediyor. Yani bu yönü de olduğu söyleniyor. Ama işte tüm bunlara rağmen Darülfünun'daki çalışanların çalışmaları göz önüne alındığında buranın kapanmaması ve buradaki kişinin atılmaması gerektiğini söylüyor. Burada yine ilim ahlak namına teminat, inkılapla ilgili bazı sözleri var ve Atatürk'e de yazısı var. Atatürk'e de işte medeniyeti hazıranın esül esası olan ulûmu müsbetenin mutaları ve kadri kelimeler karşısında edvarı iptidaiyenin hürafelerini yaşatarak Türk milletinin saf tabakasının delaleten sek ve diye devam eden kısa bir yazısı var. Atatürk de ona cevap vermiş. Yani görüşlerinizin önemli olduğu biçiminde. Ama ne var ki tabii Hüsnü Hamit Sayman'da atılmış. Bu tabii çok tartışılacak konu. Yani her iki taraftan bakıldığında da tartışılacak konu. Ama biz devam eden süreçte de aynı problemlerin hep yaşandığını görüyoruz Cumhuriyet döneminde. İşte yeni üniversiteler kuruluyor. 1955 yılından sonra 80 yılına kadar 20 üniversite civarında ve 60 darbesi geliyor ve arkasından 147'likler dediğimiz 147 öğretim üyesi üniversitelerine üniversiteden atılıyor. 1962 yılında da geri dönüyorlar. Ali Fuat Başkır, Ratip Berker, Takiettin Mengüşoğlu, Fuat Sezgin mesela Almanya'ya gidiyor, sonrasında işte yine biz burada görüyoruz, İstanbul'da bir müze açacak. Halep Çambel, Emin Bilgiç, Nusret Hızır, Celal Saraç, Şerif Baştav,
Özer Ozankaya, Hilmi Ziya Ülken gibi birçok isim yine atılıyor. Bunların çoğu yani yurt dışına gitti, bir kısmı yurt dışına gitti ve çoğu da yine üniversitelere yine geri döndüler. 1956-2020 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 1956'da kuruluyor. 2020'de Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na devrediliyor ve 1963 yılında TÜBİTAK kuruluyor. 80'de yine bir darbe ve bu darbeden sonra da 83 yılında 1402 sayılı kanunla üniversiteden tekrar uzaklaştırmalar başlıyor. 1402'likler dediğimiz. Korkut Borotav, Mete Tunçay, Yalçın Küçük, Gencay Gürsoy, Oyat Köymen, Abdullah Kızılırmak gibi yine o dönemin en önemli bilim insanları. Bunların dışında istifa edenler de olacaklar. Şirin Tekeli, İlber Ortaylı, Oruç Arıboğaz, Zafer Toprak, Bozkurt Güvenç, Emre Kongar gibi. 327 atılan var ve 862 istifa var. 81 yılında YÖK kuruluyor. 83 yılında Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kuruluyor. 93 yılında TÜBA ve vakıf üniversiteleri artık kurulmaya başlanacak bu dönemde. 1994 yılında TÜRKSAT 1A'yı fırlatacağız. Türkiye için önemli bir adım, fakat başarısız olacak ama devamı gelecek. 1997 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi açılacak ki ulusal aslında ama uluslararası nitelikte bir gözlemevi. 97'de ULAKMÜ ve 97'de yine TÜBİTAK MAM kurulacak. Evet, 2000 ve 2021 arasına baktığımızda en önemli hamleler artık uzaya doğru açılma düşüncesi ve yavaş yavaş bu hamlenin gerçekleştiğini görüyoruz. 2001 yılında Havacılık ve Uzay Teknoloji Enstitüsü, 2004'te TÜRKSAT, 2012 yılında Doğu Anadolu Gözlemi Projesi yapılacak. 2020'den de açılışı ama pandemi nedeniyle bir gecikme yaşandı. Ve 2013 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 2021'de de 9 Şubat 2021'de de Milli Uzay Programı, Ay'a Gitme Projesi açıklandı. Şimdi tek tek bilimlere bakalım. Burada çok ayrıntılı bilgi vermeye mümkün değil ama genel olarak baktığımızda özellikle pozitif bilimler açısından nerede ve nereye geldik? Bunun belki dökümünü yapmak mümkün. İlk araştırmalar matematik konusunda Kerim Erim ve Hüsnü Hamid'in İtalya'daki yayınladığı makaleler önemli olmuş. Hatta bu makalelerde Hüsnü Hamid bu makalelerinden birinde Osmanlı matematik tarihinde ele almış. Kerim Erim 1919'da yapmış olduğu doktora tezinin sonuçlarını açıklamış ve bunları da Ratip Berker'in çalışmaları demiş. Dolayısıyla birkaç önemli matematikçi var. Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet döneminde çalışmaya devam eden. 1935-45 yıl arasında İstanbul Üniversitesi'ne çağrılan yabancı matematikçilerin çalışmalarıyla bu dönemde daha çok akışkanlar mekaniği, elastisite gibi konular ön plana çıkmış. Birçok yetişen kişi var. Orhan Alisbağ, Nazım Terzioğlu'nun çalışmaları, bunlar daha çok gerçel ve kompleks analiz konularına ait. Cahit Arif Cebir, Kerim Erim, Lütfü Biran, Ferruh Şemin, Feyyaz Gürsan gibi diferansiyel geometri çalışmaları da var. Bunun dışında birçok üniversitede matematikle ilgili araştırma merkezleri kurulmuş, Türk matematik tarihinin gelişmesinde hızlanmasını sağlamış. Kerim Erim Türkiye'de matematiğin kurucusu olarak tanınır. Cahit Arif dünyaca matematik konusunda çalışan kişilerdendir. Arif değişmezi, Arif halkaları, Hasse-i Arif teoremi gibi teoremleri var. Gündüz İka'da yine sayılar teorisi ve Galois grubu üzerine çalışan, dünyaca tanınan matematikçilerden. Şimdi matematik konusunda bazı bibliyografik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Erdal İnönü'ye ait. 1923-66 dönemi matematik araştırmaları bibliyografisi ve bazı gözlemler adı altında 1973'te yayınlanmış. Türkiye'de çalışanların yayınların 337 olduğunu, Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu bilim insanlarının yayınlarının 72 olduğunu ve yurt dışında çalışan Türk matematikçilerin yayınlarında 251 olduğunu burada söylüyor kitabında. Bunun dışında
1067-82 arasında Türkiye Matematik Bibliyografisi hazırlanmış. Şafak Alpay ve Alev Topuzoğlu tarafından. Burada da genel matematik üzerine çalışanların sayısı 528, uygulamalı matematik üzerine çalışanların sayısında 1559 olarak verilmiş. Yine bir başka çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılında pür ve uygulamalı matematiğin gelişimi üzerine Mithat İdeman ve Hülya Şenkoy tarafından 23 ila 98 yılı arasındaki dönemi kapsıyor. Cebir ve sayılar teorisi 255, analiz ve fonksiyonlar 386, geometri 103, topoloji 156, uygulama matematik 824 ve matematik lojik üzerine yayınlanan makaleler 10 adet olarak verilmiş. Genel olarak baktığımızda biz burada şunu görüyoruz. En çok çalışılan konu uygulamalı matematik alanında olmuş. Dolayısıyla aşağı yukarı 1923 ila 98 yılları arasında matematikle ilgili hangi yayınlar var, hangi tür çalışmalar var elimizin altında. Fizik alanına baktığımızda fizikte yapılan çalışmalar neler? Kuramsal fizik ve atom molekül fiziği sahalarında yukarıda da geçen Türk fizikçileri, bunların içerisinde Feza Gürsey, Arsın Barut, Cahit Ergünsoy, Oktay Sinanoğlu olacak. Dünya fiziğinde çok önemli yerler işgal etmişler ve gerçekten de yankı uyandırmışlar. 1960-73 yılları arasında Türk fiziğinin parlak bir devir yaşadığını görüyoruz ve kuramsal çalışmalarda da bilim dünyasının adlarını duyurmuşlar. Bunların içerisinde en önemlileri Feza Gürsey, Asım Orhan Barut, dinamik ve simetri dinamik grup kuramları, Cavit Erginsoy, Katahal fiziğinde kanallama kuramı, Oktay Sinanoğlu, atom molekül fiziği ve kuantum kimyasında çok elektron kuramı, Erdal İnönü, İnönü-Wigner grup indirgemesi gibi kuramsal çalışmalar görüyoruz. Burada da yandaki resimde de aşağı yukarı 1960 ila 2000 yılları arasında atıf alan yazar makale sayılarını biz görüyoruz. Aşağı yukarı 1994-2000 yılları arasında en az 10 atıf almış makale sayısının oldukça yükseldiğini ve büyüme faktöründe yüksek olduğunu görüyoruz. Yazar sayısının arttığını görüyoruz. En az 100 atıf almış makale ve kitap sayısı yine 61, 63 ve 71 yıllarına nazaran oldukça yükselmiş. Yazar sayısı yine yüksek. Makale ve kitap sayısı Türkiye'de çalışmalardan doğan sayı yine buradan yükseldiğini görüyoruz. Özellikle 94 yıllarından sonra. Astronomi konusunda yapılan çalışmaların 1933 üniversite reformuna bağlı olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü'nde ilk defa bu konuyla ilgili çalışmaların, astronomi ilgili çalışmaların başladığını biz biliyoruz. Özellikle bu alanda çalışan yabancıların katkıları oldukça büyük. Franklin'in İstanbul Üniversitesi'ne gelip burada enstitüsünü kurması oldukça önemli. Daha sonra Rosenberg, Gleisberg gibi bazı astronomlar da konuya katkı yapmışlar ve birçok da astronom yetiştirmişler. Bunlar arasında Nusret Gökdağ'ın yalnız tabii Fatih Gökmen'in öğrencisi. Nusret Gökdağ'ın 33-50 yıl arasında yetişenlerin en önemli astronomlar arasında Nusret Gökdağ'ın ki Nusret Gökdağ'ın aynı zamanda Türkiye'deki ilk kadın astronomdur, ilk Türk kadın astronomdur, ilk Türk kadın dekanıdır. Oktay Kabakçıoğlu, Edibe Ballı, Metin Hotinli, Adnan Kral, Kamuran Avcıoğlu, Fatma Yılmaz, Salih Karayalı gibi astronomlar yetişmiş. Bugün günümüzde birçok Türkiye'nin birçok üniversitesinde astronomi bölümleri yer alıyor ve birçoğunda da gözlemevleri bulunuyor. Hem konu pratik hem teorik katkıları olduğunu biz biliyoruz dünya çapında. 1944 yılında daha sonra Ankara Üniversitesi'nde Astronomi Enstitüsü, 62 yılında Ege'de, sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Astrofizik Anabilim Dalı kurulmuş ve yavaş yavaş birçok üniversitede zaman içerisinde astronomi bölümleri açılmış. Nusret Gökdoğan ilk astronomlarımızdan.
Ve çalıştığı konuda güneş fiziği ve bu konuda çalışan ilk kişi Türkiye'de. İlk kişi. Nusret Gökdoğan şöyle bir şey anlatır anılarında. Hocası Fatih Gökmen, kendisi yurt dışına gidiyor. Amerika'ya sanıyor, Amerika'ya. Orada soruyorlar Nusret Hoca'ya, sen ne çalışmak istiyorsun diye. O da diyor, ben hocama sorayım. Fatih Gökmen de şu cevabı veriyor. Zaman tayini üzerine çalışsın diyor. Nusret Gökdoğan da hayır diyor, yani zaman tayini olmaz. Yani bu önceki dönemin bir problemi. Ben başka şeyler çalışmak istiyorum diyor. Ve güneş fiziği üzerine çalışıyor. Ve güneş fiziği üzerinde de oldukça önemli katkılar yapıyor Nusret Hoca. Yine Dilhan Eryurt'ta güneş konusunda çalışan dünyaca ünlü astronomlarımızdan, özellikle güneşin evrimi konusunda yapmış olduğu katkılar önemli. Yine bir başka kişi Paris Pişmiş, Meksika'da çalışıyor ve kendi adıyla anılan Pis Yıldızları, kendi soyadı verilmiş aslında, PIS Yıldızları olarak. Bu yıldızların grubu da yandaki resimde aşağı yukarı 24 yıldız olması lazım. Pis grubu yıldızlar olarak kendi adı verilmiş. Yine astronomi ile ilgili olarak yayınlar. Konuyla ilgili aşağı yukarı 3 yayına ulaştım ben. Bunlardan biri Osman Demircan'a ait. Osman Demircan emekli hocalarımızdan astronom. Benim de hocam aynı zamanda. 1923-88 yılları arasında 35 astronomun 120 makalesinin işte SYI'da olduğunu, kişi başı yıllık ortalama makale sayısının 0.34 olduğunu bu aralıkta, 40 astronomun 681 atıf yaptığını ve astronomların %33'ü hiç başvuru alamadığını söyler ve verimsiz çalışmalar olduğunu sonucuna ulaşır. Yine 84-89 arasındaki dönemi de Ethem hocamız incelemiş. 229 makalenin SYI'da yayınlandığını, Citation Index'e yayınlandığını, 92'si Türkiye'de, 131'de yurt dışında olduğunu, atıf sayısının da 1926 olduğunu söylemiş. Fakat yine o da Türk astronomlarının %95'inin kaliteli yayın yapmadığını iddia ediyor. Bunun dışında evet, Türkiye'de Bilimsel Yayın Göstergeleri adında bir kitap var. Haklı Demirel ve Cem Saraç'ın, Elif Gürses'in TÜBİTAK yayınlarından 2006 arasındaki tüm bilimsel yayınlara ilişkin bir istatistik bu. Yani yayınların listesini vermiyor, istatistik veriliyor. Astronomi 24 bilim dalı arasında 10. sıralarda, 10. ve 11. sıralarda görülüyor. İki ayrı sınıflamaya göre dünya çapında. Erdal İnönü'de 23 ve 2007 arasındaki kısmını incelemiş ve 35-66, daha doğrusu kendisi 1923 ile 66'yı inceliyor ama Feza Günergün Hanım, İstanbul bilim tarihinden Feza hocamız, onun bu çalışmasını yeniden ele alıp 2007'ye kadar uzattı, ekleme yaptı. Onun bu kitabında 35 ile 66 arasında 330 yayının olduğu, 61 ile 71 yıl arasında atıfların az olduğu ve 96 ile 2007 yılları arasında atıfların yükseldiğini ileri sürüyor. Aşağıda da yayın sayılarının 95 ile 2013 yılı arasında giderek arttığını, oldukça yüksek bir yere ulaştığını görebiliyoruz. Kimya alanında yine Cumhuriyet döneminde önemli atılımlar olduğunu biz biliyoruz. 1918 yılında bir kimya enstitüsünün kurulmasıyla başlayan süreç 1933 üniversite reformuna zamanından sonra gelişmiş, ancak tek birim olarak kalmış bu birim. Ama daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Orta Doğu'da Fen Fakültesi'nde, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde giderek kimya çalışmalarının yükseldiği ve yeni merkezlerin kurulduğunu biz biliyoruz. Ali Rıza Berkem, atomik kimya konusunda çalışan ilk önemli kimyacılarımızdan, Remziye Hisar, bitki kimyası üzerine çalışan önemli kimyacılarımızdan ve en son işte
Türkiye'de kimya çalışmalarının dünyada önemli bir konumda olduğunu da gösteren 2015 yılında Aziz Sancar'ın kimya adına Nobel ödülünü alması bu alanda yapılan çalışmaların önemli bir göstergesi. Bunun dışında jeoloji konusuna bakarsak 19. yüzyılda önem kazanan bir konu jeoloji Osmanlılar'da ve Cumhuriyet döneminde de ciddi biçimde ele alınmış ve Maden Teknik Arama Enstitüsü gibi resmi kurumlarında artık kurulduğunu görüyoruz Cumhuriyet döneminde. Bilim insanları arasında Şevket Ahmet Birant, Ahmet Can Okay, Bedri Güner'i, Fahriye Atıf, Hamit Nafiz Pamir saymak mümkün. Bu alanda çalışanlar, ağırlıklı olarak çalışanlar Hamit Nafiz Pamir depremler konusunda, İhsan Ketin Türkiye'deki modern jeolojinin kurucusu olarak geçer ve Sırrı Erinç jeomorfoloji konusunda çalışmalarıyla ünlü. Biyoloji ve botanik çalışmalarına baktığımızda biyoloji alanında da Cumhuriyet'le birlikte önemli adımlar atıldığını biz biliyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısında tıp eğitimiyle birlikte biyolojide tıp programlarına girmeye başlamış. Cumhuriyet'ten sonra diğer isimler gibi biyolojide yeniden ele alınmış ve bu konuda hizmet verenler arasında Hikmet Biran, Suvayi Yalmaç, Yusuf Vardar gibi bilim insanlarının isimlerini sayabiliriz. Bunun dışında Alman bilim adamları 33 yılında üniversite reformunu takiben Alman bilim adamlarının biyoloji konusunda hizmet verdiğini biz biliyoruz. Alfred Hellwold, Coswig gibi kişiler buna örnek olarak verilebilir. Botanikte Türkiye faunası ve florası, zooloji alanında kel aynak kuşları ve deniz kaplumbağaları ilişkin önemli çalışmaların yapıldığını da biz biliyoruz. Bu alanda çalışanlar nispeten geç tarihli araştırmalar arasında botanikle ilgili olanlarda Sara Akdik, Cevdet Akalın, Hikmet Birant'ı, zoolojiyle ilgili olarak Ahmet Mithat Dolunay, Selahattin Okay, Bekir Alkan, Refik Erdem, Hasan Rüştü Oytun ve Bekir Alkan'ı sayabiliriz. Tıp konusu da önemli bir konu. Cumhuriyet döneminde ele alınan önemli gelişmelerin kaydedildiği alanlardan biri. Diğer disiplinlerle oranla daha erken gelişmeye konu olmuş bir disiplin ve diğer bilim dallarına göre daha geniş bir araştırmacı kitlesini barındırıyor. Ayrıca tıpla ilgilenenlerin bir kısmı sadece tıpla değil disiplinin ve çalıştıkları alanın gösterdiği niteliklere bağlı olarak başka disiplinlerle de ilgilenmişler. Fizik, kimya gibi disiplinlerle de ilgilenmişler. Cumhuriyet'in ilanından sonra Osmanlı döneminde doğmuş ve Atatürk döneminde göre yapmış birçok hekim bulunmakta. Bunların arasında Besim Öner, Mazhar Osman, Akil Muhtar, Sayım Dilemre, Haydar Ömer, İsmail Gaspralı gibi isimleri sayabiliriz. Cumhuriyet'in ilerleyen yılları arasında sayılar gittikçe artıyor. Tevfik Sağlam, Nurettin Berkol, Muhittin Dilemre gibi birçok ismi yine burada sayabiliyoruz. Yine 20. yüzyılın hastalığı diyebileceğimiz kanser araştırmaları bu dönemde Cumhuriyet döneminde ele alınan konular arasında. Dünyadaki kanser araştırmalarının tedavi ağırlıklı olarak gelişmesi röntgen aletinin bulunmasından sonra yaraslar. Türkiye'de ise bu 1925 sonlarından itibaren mümkün olabilmiş. Bu konuyla ilgilenen bilim adamları arasında Hamdi Suat Bey, Remzi Kazancıgil, Ahmet Burhanettin Toker, Müfide Hanım, Eyüp Sabri Bey, röntgenci Selahattin Mehmet Bey, Perihan Çambel gibi birçok isim sayabiliriz. Dolayısıyla bu dönemde doktorların konuya ilgi gösterdiğini biz söyleyebiliriz. Zaman içerisinde onkoloji konusunda yapılan çalışmalar ayrıntı kazanmış ve teşhisin yanı sıra özellikle erken teşhis üzerine durulmuş ve tedavi konusunda da yoğunlaşılmış. Ve 1968 yılında da Türkiye'de ilk kalp naklinin yapıldığını biliyoruz. Nevus Hocam, Kadri Urnak'ta sizin bir yakınlığınız var mı? Yok hocam. Ekrem Kadri Urnak'ta yok hocam, yakınlığımız hayır. Tamam hocam. Sağlık kurumları da tabii önemli. Cumhuriyet'le birlikte sadece tıp bilimi değil aynı zamanda sağlık kurumları da gelişme göstermiş.
Daha önce Osmanlı döneminde işlerliğini sürdüren birçok hastane görevini yenilemelerle sürdürmüş. 1927'de de Büyük Millet Meclisi izleyen dönemde kurulan Sağlık Bakanlığı Sıhhat ve İçtimai Muayenet Vekaleti 1930 yılında yeniden yapılanmış. Bu yapılanma içinde sağlığı korumak ve tedavi ile ilgili yapılanmaların genel tamamı ona bırakılmış. Mevcut işleyen hastanenin yanı sıra Cumhuriyet'ten sonra açılan sağlık kurumları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi, Heybeliada Senatoryumu ki 1924 yılında Atatürk emriyle kurulmuş ama 2005 yılında maalesef kapatılmış. İstinye Devlet Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Yüksek İstas, Ankara Hastanesi, Sosyal Sigortalar bağımında kurulan hastaneler sayılabilir. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten sonra yoğun şekilde görülen verem tedavisi için atılan preventoryumlar ve senatoryumlar ve son 50 yılda gittikçe yoğunlaşan onkoloji hastaneleri bize Türkiye Cumhuriyeti sonrasında ne gibi hastalıklarında spesifik olarak görüldüğünü bize göstermektedir. Tabii eczacılık da önemli. Tıp ve sağlıkla yakından ilişki sonra eczacılık alanında gerçek anlamda yapısına Cumhuriyet'le birlikte kavuştuğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet ile birlikte yeni bir yapılanma içerisine giriyor. Daha önceki yüzyılda genellikle azınlıklar elinde olan eczacılık, eczacı ticaret, depoculuk ve ilaç ve galenik preparat yapı Yunanistan'da yapılan değişimi 1928'de uygulanan eczanelerin sığınlanmasıyla yavaş yavaş Türklerin eline geçmiş. Cumhuriyet hükümeti eczacılık öğretim kurumu olarak Kadırgan semtinde köhne bir konakta öğretim yapmaya çalışan bir kurum yani eczacı mektebi ailesini devralmış ve zamanın mektep müdürü Doktor Servet Hilmi'nin gayretleriyle hükümet yardımları eczacı mektebine Beyazıt Meydanı'nda bir bina sağlanmış ve bu mektep 1926 yılında binaya taşınmış. 33 reformuyla birlikte yüksek seviyeye ulaşmış Avrupa'dan getiren öğretim üyeleriyle ve Fen Fakültesi'ne bağlanmış. Ve bu dönemdeki Türk eczacılar Türkiye'de eczacılığın temellerini Cumhuriyet döneminde atmayı başarmışlar. Bunlar arasında Hüseyin Hüsnü Aslan, Kemal Atabay, Hasan Derman, Ferit Eczacıbaşı, Nevzat Pisak, Ethem Ulagay gibi isimleri sayabiliriz. Evet, genel olarak değerlendirdiğimizde biz şunu görüyoruz. Modern bilimlerin Osmanlılara girişi 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra olmuş. Darülfünun özellikle 1900'den sonra son kuruluşu ile birlikte Cumhuriyet'e taşındığı döneme kadar eski ve yeni bilimlerin birlikte ele alındığı bir üniversite haline gelmiş. Ve Cumhuriyet döneminde Darülfünun'da köklü değişim, modern bilimlerin tam olarak okutulması ve araştırma yönelik çalışmaların başlaması karşımıza çıkıyor. Yeni üniversitenin kurulması yani sadece işte Osmanlı döneminden ve işte Darülfünun'da bir olarak bir üniversite varken Cumhuriyet döneminden sonra üniversiteler artık yaygınlaşmış, yeni üniversiteler çıkmış. 1927-28 Darülfünun Tıp Fakültesinden mezun kadın hekimlerinin ve 1933 yüksek mühendis mektubundan mezun olan kadın mühendislerin iş hayatına atılması sağlanmış. Bu da kadın bilim insanlarının, bilimcilerin yetişmesi ve iş hayatına atılması demek. Bilim kurumlarının kurulduğunu görüyoruz ve birçok bilim kurulu kurulmuş ve bunların bunlar saygın bilim kurumları olarak günümüzde çalışmalarını sürdürmekte. Dünya çapında saygın bilim adamlarının yetişmesi ve uluslararası bilim derneklerine kabul edildiğini görüyoruz. Yetiştiğini ve kabul edildiğini görüyoruz. Osmanlı döneminde hekim ve mühendisliğe verilen önem bu dönemde de artmış. Ve mühendislik ve hekim ihtiyacı birçok alanda, bu alanda açılan birçok okulda karşılanmaya çalışılmış. Ancak mesela Osmanlı döneminde temel bilimlere önem çok verilmediğini görüyoruz ya da kısmen az verildiğini görüyoruz. Cumhuriyet döneminde bu önemin arttığını biz görüyoruz. Ve dünya çapında araştırma merkezlerinin Cumhuriyet döneminde genel olarak kurulduğunu söylemek mümkün. TÜBİTAK, MTA, TÜBİTAK ve TUK ve diğerleri gibi. Evet, burada kaynaklar var. Şimdi bu kaynaklar üzerinden de birkaç bir şey söylemek lazım. İnan Kalaycıoğulları'nın doçent doktor İnan Kalaycıoğulları'nın doktora tezi Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde bilim. Burada birkaç bilime ilişkin gelişmeleri ayrıntılı şekilde
literatürü tarayarak değerlendirmiş. Bu tür doktora çalışmalarının çoğalması gerekiyor. Aynı zamanda biraz önce başta söylediğim gibi her bilim için bir bibliografya hazırlanması gerekiyor. Osmanlı için bu hazırlanmış. Osmanlı için biz biliyoruz. Yani Osmanlı'da astronomi konusunda, matematik konusunda, coğrafya konusunda hangi eserlerin yazıldığına ilişkin elimizde artık yeterince kaynak var. Birkaç eksik dışında. Ama Cumhuriyet dönemine ilişkin bu tür araştırmalar sınırlı. Dolayısıyla her bilim açısından öncelikle belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yayınlanmış bu yayınların bir dökümü gerekiyor. Yani işte kimyada diyelim 1923 ile 33 yıllar arasında hangi makaleler yayınlandı, hangi kitaplar yayınlandı. Ancak bunlara bakarak biz değerlendirme yapabiliriz. Yani bu kitaplar içerisinde, bu makaleler içerisinde neler var? Belki günümüz için bu değerlendirmeden kolay olabilir. Çünkü artık atıf sayılarına bakarak bunu değerlendirebiliyoruz. Ama geçmiş döneme ilişkin çalışmalarda da eğer atıf sayılarına bakılacaksa dikkatli bir şekilde bunların ayrıntılı bir şekilde, iyi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Ve bunun için de elimizde öncelikle bir döküm olması gerekiyor. Yani mesela ben astronomi, Cumhuriyet dönemi astronomisiyle ilgilendim örneğin. Bu dönemde yapılmış bazı doktora tezlerine ulaşmak istedim ama bunlara ulaşamadım. Ya da bunlar içerisinde ne tür bilgiler var, bunların bilgisini edinemedim. Yani bu doktora tezlerinde neler içerdiği, hangi katkıların olduğu değerlendirilmesi, değerlendirmenin yapılması önemli. Evet, günümüz üniversiteyle ilgili yayınlarımız var elimizde. Yani işte bir değişik yayınlar var. En son işte Durmuş hocamız, bu alanın duayenlerinden hocamız, Türkiye Üniversite Sorunu, Üniversite Felsefesi adına yaptığı kitaplar bu konuya ışık tutuyor. Bunun dışında Darülfünun'la ilgili olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nun iki ciltlik bir kitabı var. Hangi dersler okutuluyor, neler, hangi hocalar var, hangi öğrenciler var? Bunlara ilişkin ayrıntılı bilgi burada bulunabilir. Yine medreselerle ilişkin değerlendirme, Ekmelettin Hoca'nın değerlendirmesi. Bunun dışında mesela medreselerle ilgili bir başka değerlendirme, Kemal Gürüz'ün değerlendirmesi. Yani bu iki kitabın aynı anda okunmasını tavsiye ederim. İki farklı görüş çünkü. Ona göre bir rahatlıkla değerlendirme yapılabilir. Bunun dışında Erdal İnönü'nün konuya ilişkin oldukça büyük katkısı var. Matematik literatürü yayınlamış, kimya literatürü yayınlamış. Yani Cumhuriyet döneminde özellikle 66 yılına kadar 1923 ve 66 yıl arasında matematik konusunda yapılan makaleler ve kitaplar. Kimya alanında yapılan kitaplar ve makaleler. Fizik alanında ve buna ilişkin bazı tabii görüşlerini açıklıyor. Yine astronomi ve astrofizik alanında 1923-66 yılına kadar ki bu en son astronomi ilgili kısım Feza Günergün tarafından 2007'ye kadar yani şey yapıldı, ek yapıldı. Bunun dışında İnan Kalaycıoğlu'nun Cumhuriyet Dönemi'nden söz ettik. Mesela Hayri Erbaş'ın Dil Tarih Şura Fakültesi'nin 70-75. Yılına dolayısıyla yapmış olduğu bir yayın Dil Tarih Şura Fakültesi'deki çalışmaları ele alıyor, hocaları ele alıyor. Yine günümüz yüksek öğretim ve ilişkin olarak Talip Küçükcan ve Bekül Gür'ün çalışmaları önemli. Yine Cumhuriyet dönemine ilişkin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ilişkin olarak Remzi Demir ve Doğan Akdalıcan'ın yapmış olduğu çalışmalar var. İstanbul Üniversitesi'ne ilişkin Sevtap Kadıoğlu'nun, Gaye Şahin, Ergün Öz'ün çalışmaları önemli çalışmaları var. Bir de hocamız Süleyman Hayri Bolay 7 ciltlik bir çalışma yaptı Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri diye. Burada hem sadece bilim insanları değil hemen hemen birçok düşünürle ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. Bunun dışında bir de yapılan bazı şeyler var.
birkaç yazarlı çalışmalar var. Mesela Cumhuriyet dönemi Türk kültürü, Atatürk dönemi 3 cilt halinde Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlandı. Burada 3 cilt içerisinde Atatürk döneminde Cumhuriyet Türk kültürüne ilişkin birçok çalışma var. Bunlar içerisinde bilimle ilgili çalışmalar da var. Yani Cumhuriyet dönemi bilimine ilişkin bazı makaleler var. Bunun dışında 2007 yılında Cumhuriyet ve Bilim Kongresi düzenlendi. Ankara Üniversitesi Tarihçiler Fakültesi dergisinde yayınlandı 2009 yılında. Benim yaptığım çalışmalardan biriydi. Benim de içerisinde yer aldığım, görev aldığım kongrelerden biriydi. Yine Cumhuriyet'in 70. yılında Türkiye'de bilim, iki ciltlik bilim, bilim teknik dergisinde özel eki çıktı. İnce de ekler bunlar ama her alanın o alanda çalışan kişinin yazmış olduğu yazılar, yani 70 yılda neler yapıldı o alanda, o alan uzmanı olan kişiler tarafından yazılı. Bunun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik tarihi kitabı var. 90. yılda Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyum yapıldı Eskişehir'de 2013'te, bu da yayınlandı. Bir bilanço yayınlandı TÜBA'da. Cumhuriyet'in 75. yılında bilanço 1923-98 yıl arasında 4 ciltlik, oldukça önemli. Yine Türkiye'de Kadın ve Bilim Kongresi yapıldı. Yine benim de görev aldığım kongrelerden biri 2009 yılında Eskişehir'de. Bunun kitabı da yayınlandı. Bildiri kitabı da yayınlandı. Yine Türkiye'de Üniversite Anlayışı'nın Gelişimi adıyla TÜBA'nın yapmış olduğu bir yayın var. Türkiye'de bilim, teknoloji ve tıp tarihi çalışmaları konusundaki yayınlar yine yayınlandı. Ve yine Hasan Celal Güzel'in hazırlamış olduğu editörlüğünde Yeni Türkiye Yayınları Türkler 21 ciltlik Türkler kitabı, yine Cumhuriyet dönemindeki çalışmaları da içeren geniş kapsamlı, hacimli bir ansiklopedi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yavuz Hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi sorular ve en sonunda bir kısaca teşekkür edeceğim. Size de söylemek istediğim bir şey var. Ama şimdi değil de Gökhan Hanım'ın şeysinden sonra, musiki icrasından sonra. Evet. Gökhan Hanım, başlayabilir miyiz? İlla da 10 olması, 11 olması şart değil. Önce Gökhan Hanım'ın özgeçmişini okuyacağım. Sonra bize bir tambur ziyafeti verecekler. Doçent Göknil Bişak Özdemir İstanbul'da doğdu. İlkokulda flüt ve mandolin çalarak müzik hayatına başladı. 1987 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı çalgı eğitim bölümüne girdi. Orta lise ve üniversite eğitimini tamamlayarak 1997 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Sadun Aksüt, Alaaddin Yavaşçı, Erol Sayan, Nevzat Atlı, Selahattin İşli, Haydar Sanal, Yücel Paşmakçı, Hurşit Ungay, Göksel Baykut gibi hocalarla çalıştı. 1996-2005 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda tambur sanatçısı olarak görev yaptı. 10 yıl kadar İzmit Belediye Konservatuvarı'nda tambur ve Türk musikisi repertuar dersleri verdi. Öğrenci konserlerini yönetti. 99 yılında kurulan Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda kuruluşundan 2013 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu süreçte tambur ve Türk müziği solfej nazariyet dersleri verdi. Çeşitli konserler hazırlayıp yönetti. Yüksek lisans ve sanatta yeterli eğitimlerini Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda tamamladı. Sanat danışmanlığı Prof. Dr. Nevzat Atlı'nın yaptığı Avaze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu ile konserler verdi. 18 yıl kadar Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri Türk Müziği Korosu'nu çalıştırdı ve konserlerini yönetti. Okyanus Üniversitesi Konservatuvarı'nda yardımcı doçent unvanı ile dersler verdi, konserler düzenledi, müzik bölüm başkanlığı yaptı. Lale Boom'un Ensemble'nin yurt içi ve yurt dışı konserlerinde yer aldı. Bu topluluklarla kaydedilen Dil Hayat Kalfa albümü 2017 yılında
Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Tanburi ve solist olarak konserler veren Göknil Başak Özdemir, 2020 Ocak ayı itibariyle İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Çalgı Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Göknil Hocam, Teşekkür ediyorum. sizi Sesim dinliyoruz. geliyor mu? Çok güzel geliyor. Buyurun lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar değerli hocalarım, değerli misafirler, iyi akşamlar demek istiyorum. Öncelikle davetiniz için de teşekkür ederim. Sizlerle olmak bu akşam çok güzel. Hayırlı Ramazanlar tabii, bir yandan da Ramazan ayındayız. Şimdi öncelikle bu akşam tambur dinletisi sunacağım sizlere. Musikimizden güzel eserler örnekleyeceğim. Öncesinde çok kısaca tambur hakkında önemli bazı bilgiler size vermek istiyorum. Tambur bizim sazımız, yani bir Türk sazı. En önemli özelliği bize ait olması. Hatta bir İstanbul sazı. Bu çalgının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Tabii yüzyıllar öncesine dayanıyor. Ancak bugünkü şeklini 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl başında almış ve 18. yüzyılda özellikle çok rağbet gören, çok revaçta bir çalgı haline gelmiş. Daha önceki yüzyıllarda ise çeşitli şekil ve ebatlarda kullanılan bir çalgı. Bu 18. yüzyılda çok revaçta olması sebebiyle pek çok kıymetli müzisyen, tamburi bestekar yetişmiş. Ve o dönemde çok değerli eserler vermişler. O eserler de günümüze kadar pek çoğu ulaşmış. Tabii ki bizim sanatımızın ve musikimizin en önemli daha doğrusu eğitim sistemi, meşk sistemi biliyorsunuz. Meşk sistemiyle bugüne kadar gelen çok değerli kültür mirasımız bunlar. Biz de bundan sonra elimizden geldiğince tabii ki bu değerli kültür mirasını aktarmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Tamburla ilgili söylemek istediğim bir başka önemli şey de bugüne kadar Türk musikimizin, yani Türk makam müziğimizin ses sistemini hep tamburla tarif ederler, ettiler ve hala öyle ediliyor. Çünkü tamburun gördüğünüz gibi uzun bir sapı var ve bu sap üzerinde bizim müziğimize ait tüm sesler yer alıyor, tüm perdeler. Bizim Batı müziğinden farklı, yani Türk müziğinin Batı müziğinden farklı kullandığı pek çok ara ses vardır. Küçük koma denilen sesler ve tamburun üzerinde bütün o sesleri görmek mümkün. Dolayısıyla Farabi'den, İbn Sina'dan, Kantemiroğlu'ndan bugüne hep tamburla tarif edilen bir musikimiz var. O sebeple de çok önemli. Ve tambur deyince Tamburi Cemil Bey akla geliyor. Tamburi Cemil Bey de bizim musikimiz için çok önemli bir değer. Hem tambur sazına getirdiği yeni üslupla hem de tamamıyla musikimize getirdiği bir üslupla, tavırla adeta bir yön vermiştir. Ve değerli eserler de bırakmıştır. Çok elimizde olan zaten en eski kayıtlar Tamburi Cemil'e ait. Bu sebeple çok önemli, çok değerli bir şahsiyet. Biraz heyecanlandım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Değişik bir şey bu, ekrana Yok, bakıp da çok böyle güzel oldu. anlatmak. Hala Ve alışamadım. bu tamburun sapı çok uzun değil mi Gökhan Hanım? Yani nasıl Evet, yetişiyorsun? evet. Zaten icrada biraz zorluk yaratıyor açıkçası. Evet. Yani uzun sapı, sert bir mızrabı var. Kaplumbağa kabuğundan yapılan bağ dediğimiz. Sert bir mızrabının olması, uzun sapı olması. Çok hassas, narin bir saz. Çok ince bir kapağı var, göğsü var.
Dolayısıyla o bu hassaslık, narinlik, bu sap biraz saza hakimiyeti aslında zorlaştırıyor. Ama tabii ki enstrüman çalmak zaten çok emek isteyen bir şey biliyorsunuz. Ve gönül bağı gerektiren bir şey. O gönül bağını da kurduğumuz zaman herhalde hiçbir şeyin önüne geçilemiyor diye düşünüyorum. Gerçi her şey ölçüsünde güzel galiba. Tamburu Cemil'in oğlu Mesut Cemil'le ilgili bir ifadesi geldi şu an aklıma. Oğlu Mesut Cemil de çok önemli bir müzik adamı 20. yüzyılda. O da müziğimize büyük katkılar yapan bir müzik insanı. Ama Tamburu Cemil oğlunun müzisyen ya da çalgı çalan bir insan olmasını istememiş. Ve şöyle bir ifadesi var. Duyarak çalarsa bedbaht olur. Duymadan çalarsa musikimiz bedbaht olur gibi bir ifadesi var. Yani o, tabii ki duymak şart. Sanatla uğraşıyorsanız, müzikle uğraşıyorsunuz, bir enstrüman çalıyorsanız hissetmek, duymak çok önemli. Ama fazla da derinlere dalmak herhalde bedbahtlığa doğru gidiyor. bu şekilde söyleyeceklerim. Fazla uzatmayayım. 20. yüzyıldan bu Cumhuriyet'ten bahsedildi. Ben de Mesut Cemil'in bir eseriyle başlamak istiyorum. Tamburi olması da benim için önemliydi. Bugün onu düşünerek de hani tambur sazını ve tamburda olan özellikleri gösteren bir eser. Nihavend Saz Semaisi öncelikle. Bizim saz musikimizin bir formu. Tambur hem saz eserlerinde, sözlü musikimizde, dini musikimizde, mevlevi müziğinde de kullanılan bir enstrüman. Şimdi saz semaisi. Şey hatırladım, şu an Ramazan ayındayız ve ben çocukluğumda tamburu sadece Ramazan ayında çok net bir şekilde televizyonda duyduğumu hatırlıyorum. Çok fazla tambur sesi duyamazdık, yani arardık nerede duysak, nerede dinlesek diye. Şu an çok daha fazla duyabiliyoruz, bu beni çok mutlu ediyor. Gelecek vadeden, arkadan gelen çok kıymetli tamburiler, arkadaşlarımız, hocalarımız var. Öncelikle Ramazan ayındayız. Böyle segah gireceğim, başlayacağım. Küçük, sonra saz semaisine bağlayayım. Thank you.
Thank you.
Cemil'in Yahven Saz Semaisi'ydi. Tambur solist bir saz, aynı zamanda da önemli bir refakat sazı, eşlik sazı. Ben de tamburumla zaman zaman o bana eşlik eder, zaman zaman ben ona eşlik ederim. Çalar, söyleriz birlikte. Bir tane de şarkı icra etmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun lütfen. 1997 yılında konservatuvarın son senesinde bir öğretmenler gününde hocam için bestelediğim bir eseri seslendirmek istiyorum. Öğretmenler günü hediyesi olarak ilk defa bir şarkı bestelemiştim. Güftesi hocam Sadun Aksüt'e ait, bestesini açsane bana ait. Nihavend bir şarkı, Unutulmayana ismi. Sevgilim, unutmam
seni unutmam sevgilim, unutmam seni. Evet. Gökhan Hocam, ellerinize, gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum. Küçük de bir sirko örneği verip bitiriyorum hocam, müsaadeniz tamam, olursa. Tamam, buyurun lütfen. Çok küçük. Bir de sirtolarda bizim saz musikimiz içinde önemli yeri olan bir form. Longalar, sirtolar, pek çok saz eseri formu var. Çargah sirto şimdi de. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Biz sağ sizi olun. Dinlemeye doyamayız. İnşallah daha uzun dinleyeceğiz. İnşallah, gelecekte. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Herkese terk etmemenizi sağ olun. Diliyoruz. Teşekkür. Şimdi bir soru cevap var. En sonunda ben bir teşekkür konuşması yapacağım. Ali Hocam, Ercan Bey yoksa siz Zoom'daki soruları sorar mısınız? Ercan Hocam burada sanıyorum hocam. Ercan Hocam geldiniz mi? Ercan Hocam? Hocam YouTube'dan izliyor. O zaman Ali Hocam şey yapsın. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Tabii 13 haftadır bilim tarihi konuşuyoruz. Yavuz Hocam organize etti bu konuşmalar. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem başlangıcında hem de sonunda Yavuz Hocam'ı dinledik. Eminim pek çok sorunuz vardır ama yazılı bir tek soru ben gördüm. Onu okuyarak başlayayım. Osman Arı Bey bir teşekkürden sonra şunu soruyor Yavuz Hocam'a. Benim bu son derste kısa bir sorum olacak. Bilim tarihi çalışacak gençlere, yüreği genç olanlara neler tavsiye edersiniz? Bilim tarihi çalışacak gençlere Yavuz Hocam neler tavsiye eder? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bilim tarihi diğer disiplinlerden farklı bir disiplin. Eğer bu işte yani bu disiplinde çalışılmak isteniyorsa her şeyden önce günümüz bilimini çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani öncelikle bilim tarihi alanında hangi bilim dalına ilişkin bir çalışma yapılacaksa o bilim dalını gerçekten iyi bilmek gerekiyor. Tabii bu yetmiyor. Geçmiş döneme ait çalışmalar bunlar. Dolayısıyla hangi dönem çalışılacaksa o döneme ilişkin o dönemin bilimsel birikimine ilişkin bilgi de gerekiyor. Bu oldukça zor bir şey ama yani istendiğinde yapılabilecek bir şey. Yani şöyle örnek vereyim. Ben astronomi tarihçisiyim.
yetişme zaman yani öğrenciliğim zamanında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden astronomi dersleri aldım. Matematik dersleri aldım. Tabii geçmiş döneme ait astronomi dersleri diye bir dersi yok. Bunu tabii hocamızdan aldık ve hocamızın önerdiği kitaplardan bunları okumaya gayret ettik. Aynı zamanda bu işin bir başka problemi de zorluğu da dil problemi. Yani buradaki dil problemi Türkçe dışında bir yabancı dil bilmediği değil. Zaten bunun bilindiğini düşünerek yani İngilizce, Fransızca, Almanca gibi bir dilin bilindiğini düşünerek bunun üzerine geçmişteki dilleri de bilmek gerekiyor. Yani hangi dönem çalışılacaksa o döneme ilişkin o dönemin bilim dilini bilmek gerekiyor. Yani eğer işte İslam dünyası çalışılacaksa Arapça bilinmesi gerekiyor. Osmanlı çalışılacaksa o zaman problem yok. Yani Arap harflerini bilmek, böylece Osmanlıcayı öğrenmek mümkün. Ama mesela eğer Orta Çağ çalışılacaksa İslam dışında Latince, Yunanca gibi dillerin yani klasik dillerin bilinmesi gerekiyor. Benim öğrenciliğim zamanında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde felsefe bölümünde klasik diller okutuluyordu. Öğrenci olarak bizler klasik dillerden birini alıyorduk. Yüksek lisans zamanında da, o zamanında da yani master zamanımızda da bazen ikinci bir klasik dil almak zorunda kalıyorduk bu çalışmalarımız için. Dolayısıyla geçmişe ait olan bir çalışma olduğu için bilim tarihi geçmiş birikimi anlayabilmek için o dönemin bilimini bilmek gerekiyor. Yani yapılan çeviriler üzerinden bilim tarihi yapmak çok istenilen bir şey değil. Dolayısıyla biz doktora çalışmalarımızı klasik eski metinler üzerinden yürütürüz. Ve bir de o dönemin kültürel birikimini bilmek gerekiyor ki o dönemdeki yapılan çalışmaları döneme uygun bir şekilde belirleyebilmek. Yani günümüz bilimini biliyoruz ama günümüz bilimi ışığında değerlendirmiyoruz geçmiş dönemi. O dönemin bilgisi ışığında değerlendiriyoruz. Bu tarihsel yöntemi zaten önemli bir kısmı. Dolayısıyla bilim tarihi, tarihsel yöntemi de bu anlamda kullanıyor. Dolayısıyla felsefe kitapları, o dönemin felsefelerini, antik Yunan felsefesini, özellikle antik Yunan felsefesi tüm bilim tarihi içinde çok önemli bir yer tutuyor. Antik Yunan felsefesini çok iyi bilmek gerekiyor. Felsefenin gelişimini çok iyi bilmek gerekiyor. Bilimin gelişimini çok iyi bilmek gerekiyor. Zor bir süreç ama yapılamayacak bir çalışma değil. Bu zorluğundan ötürü zaten bu alanda çalışan kişilerin sayısı çok fazla da değil. Evet. Yavuz Hocam çok teşekkür ediyorum. Yazılı başka soru henüz göremedim ben ama söz isteyen arkadaşlar var. Muhammed Şevki Aydın Hocam'a söz vermek istiyorum. Hocam görüntünüzü açarsanız, kameranızı açarsanız buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yavuz Bey'e özellikle tabii çok minnettarız, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Bu kadar hafta boyunca hepimizi dinlediniz. Ben teşekkür ediyorum. Yo, istifade ettik gerçekten. Bu tarih, genelde tarih alanı tabii çok zor bir alan. Bilim tarihi de bunun içinde. O alanda da çok zaaflarımızın olduğu bir gerçek hakikaten. Sizin belirttiğiniz gibi bir defa dil sorunu, özellikle İslam dünyasını araştıracaksak İslam tarihini. Osmanlıca'nın da çok kolay olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Yani. Tabii yani ben yani o Arapça'ya nazaran özellikle abi. Mesela son dönem Osmanlı bilim tarihinde pek zorlanmıyoruz ama yani bu benim de zorlandığım bir konu. Mesela 15-16. Yüzyıldaki bir Osmanlı bilimle ilgili bir çalışma olduğunda gerçekten zorlanıyorsunuz. O ayrı bir konu tabii ki. Çünkü orada zorluk şurada. Yani hem Arapça, Farsça. Evet, Farsça dersler hem de var. Sizin çok haklı olarak belirttiğiniz gibi Osmanlıca'nın taşıdığı bir kültür var. Evet. O kültürü bir defa kavramak gerekiyor. Hı. Oldukça zor yani. Ve bu dil sorunu da tarihi araştırmalarda ciddi bir engel olarak
duruyor. Hala da çok iyi açtığımızı söyleyemeyiz. Evet. Ben bir fikrimi paylaşmak istiyorum ve sizin ne düşündüğünüzü ve sizlere de benim bu düşüncem çerçevesinde çok büyük sorumluluk düştüğünü şahsen tasavvur ediyorum. Hatta Veli Urhan Bey'in bile mesela bu akşamki konuşma çerçevesinde sözlerinin olacağını zannederim. Yani alanı itibariyle bilmiyorum ne düşünür. Teşekkür ederim. Şimdi, hocam eğer zaman varsa bir iki cümlede ben katkı niteliğinde soru pek yok aklımda ama özellikle Yavuz hocamızın bu sunumundan sonra ve son cümlelerinden sonra benim zihnimde uyandıran bir iki şey var. Bir katkı niteliğinde birkaç cümle söylemek isterim. Evet, şimdi geçen toplantıda Yavuz Bey şöyle bir cümle kullandı. Şimdi bu akşam Yavuz Bey belli ilimlerle sınırladı bilim tarihini. Evet. Neden tabii diye sormak gerekiyor. İkincisi ondan o çerçevede geçen hafta şöyle bir cümle kullandınız. Dinle bilimi entegre edersek ikisinden birini kaybederiz. Bu çok doğru bir söz ama bana göre Batı bağlamında çok doğru bir söz. Yani Hristiyanlık kilise bağlamında çok doğru bir söz. Çünkü kilise dogmalar koyuyor, bilimle çatışıyor ve orada da galip kiliseydi yani. Kilise çünkü devlet demek, para demek, sermaye demek, güç demek değil mi? Dolayısıyla kilisenin sözü geçerliydi orada. Bir karşılıklı güç yarışına girmesi mümkün değildi diğer tarafın. Onun için çare kiliseye haddini bildirmekti. Ya. Başka çare yoktu. Yani ondan kopmaktı. Ama İslam dünyası için bunu söylemek son derece bana göre gerçekle bağdaşmaz gibi geliyor. Bazı benzerlikler tabii söyleyebilirsiniz. Medreselilerin olumsuz tavırları vesaire ayrı ama İslam teorisi, düşünce tarihi çerçevesinde bakarsak dinle bilimi birbirinden ayırmak değil, onları bütünleştirmek fikri dinamizmi ve bilimsel dinamizmi sağlayacak bir unsur olacaktır. Niye? Çünkü İslam'da kilise yok. Din adamı yok. Din adına bilgiyi tek eline alabilecek kişi ve kurumlar yok. Ve din adına güç kullanacak organlar yok. Alimler var, ilim insanları var. İlim insanların görüşleri de tenkide her zaman açık. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir müfessir bile o kadar yazar. Sonunda Allah kendi muradının ne olduğunu en iyi bilir. Doğruyu Allah bilir diyor. Yani bu ne demek? Ben ayetler hakkında düşüncelerimi söyledim. Bunlar mutlak Allah'ın muradı budur diyemem. Yani eleştirel bak, sorgula. Şimdi böyle bir ortamda siz dinin söylediklerini, ne demek ya, dini anlayan insanların söylediklerini eleştirmeye açık. Şimdi bu vahyin bilgisiyle İslam'da bilimsel bilginin uyumlulaşması, bütünleşmesi gerekiyor. Yani o indirilen kitapla kevni kitabın bilgilerinin bütünleştirilmesi gerekiyor ki bütüncül bir anlama kavuşalım. Yani bugün mesela İslam dünyası Kur'an'ı kevni kitabı okumadan okuyor, onun için anlayamıyor. Batı da mesela kevni kitabı daha iyi okuyor bizden ama o tenzilli kitapla bütünleştiremediği için bu bütünlüğü sağlayamıyor, sorunlara çözüm de üretemiyor. Şimdi dolayısıyla bunu böyle bir ayrımı yapmak düşüncem var. Medrese bunu yapamadığı için aslında tabii sorunlar yaşadı. Bir de şuraya işaret etmek istiyorum. Darülfünun Türkiye'de toplumsal bir gerilimin üzerine oturmuş bir kurumdur aslında. Şöyle, yani medresenin elinden bazı ilimleri aldı Darülfünun önce. Dini ilimleri bıraktı. Sonra Ulumu Aliye Diniye Şubesini kurarak
medreseye şunu da demiş oldu. Senden bu dini ilimleri de alıyorum. Çünkü sen beceremiyorsun. Yani bir defa Darülfünun'u kuran irade medresenin artık işe yarayamayacağını, kendini yenileyemeyeceğini anlamış olduğunu böylece kanıtlamış oluyordu bence. Onun için mesela Ulumu Aliye-i Diniye Şubesi'ni kurunca medrese ve taraftarları rahatsız oldular. Nitekim 19'da medreselerin ıslahını gerekçe göstererek bu şubeyi kapattılar malumunuz. Şimdi dolayısıyla bir toplumsal gerilim ortaya çıktı. Mesela oradaki dini ilim şeyle, medreseliyle o. Fakat Cumhuriyet döneminde de bu meşruiyet sorunu mesela ilahiyat fakültesini açmış olmasına rağmen meşruiyet sorunu yaşamaya adeta devam etti yani ilahiyat diğer ilimlerle. Bugün üniversitelerde de bir şey daha söyleyeceğim Dunuş Bey, biraz uzattım biliyorum. Üniversitelerde de bugün evet dinle alakalı irtibatlı ne varsa ilahiyatlara kovma, oraya istif etme fikrinin hakim olduğunu görüyoruz. Bana göre üniversiteler bu kopuştan kurtarılmalı, daha evrensel, daha üniter, daha bütüncül anlayışa kavuşmalı diye düşünüyorum. Ne buyurursunuz? Hepinize muhabbetle selamlıyorum. Hocam teşekkür ederiz. Yavuz Hocam mümkün olduğu kadar kısa cevap verebilirsek. Şimdi başka sorular da var. Evet. Söz almak isteyen ben arkadaşlarımız tabii, var. Burada kısıtlamak zorundayım. Bir kere zaman sorunu var. Evet. Tabii sosyal bilimlere tabii hiç değinmedik. Belli bazı bilimlere de değinemedik sanat kısıtı nedeniyle. Ama genellikle bilim tarihi dediğimizde biz daha çok pozitif bilimler tarihini anlıyoruz ve pozitif bilimler tarihini yapıyoruz. Ama tabii son dönemde artık bu anlayış da değişti. Yani sosyal bilimlere yönelik bilim tarihi tartışmaları da var. Bu ayrı bir problem. Yani benim konum itibariyle ben daha çok pozitif bilimler tarihi incelediğim için ben bu pozitif bilimlere ait olan kısmı daha çok vermeye çalıştım. Bunun dışında diğer konu hakkında da maalesef ben size katılamayacağım. Din ve bilim hiçbir zaman birleşmez. Çünkü din dogmatiktir, bilim ise eleştireldir. Dolayısıyla burada size katılmam mümkün değil. Evet, teşekkür ediyorum. Yavuz Hocam teşekkür ederim. Bir yazılı soru var. Önce onu aktarmak istiyorum. Bilim tarihi çalışmalarının zorluğu sadece bizim ülkemiz için mi geçerli? Bu zorluk Alman, İngiliz, Rus, Fransız için de geçerli mi acaba diye bir... Bütün aslında toplumlar için zor. Yani şimdi mesela biz hani diyoruz Osmanlıcayı okuyamıyoruz falan diyoruz ama aslında İngiliz de okuyamıyor kendi kitabını. Yani bir İngiliz, Newton'un kitabı İngilizce ama Newton'un kitabını okuyamaz çünkü klasik İngilizce ile yazılmış bir kitap. Ya da bir Fransız, değişmiş artık o dönemdeki dil. Bu zorluk onlarda da var. Aynı zamanda eğer o dönem yani batıdaki bilim tarihi anlayışında Orta Çağ ya da Yunan gibi çalışmalar yapılacaksa Yunanca ve Latince bilmek zorunda. Hatta eski Mısır üzerinde çalışanlar var. O dönemin hiyeroglif yazısı yine bilinmek zorunda. Ve aynı şekilde o yani bütün dünyada bilim tarihi çalışmalarında da yine çalışılacak bilimin ve üzerinde çalışılacak bu bilimin tarihsel gelişimine ilişkin kavramların da bilinmesi yine tüm dünyada bilim tarihinin zor olduğunu bir göstergesi. Yani sadece bizde bir zorluk yok. Hocam teşekkür ederim. Ahmet Cevat Hacı Hocam söz almak istiyordu. Hocam buyurun. Sesiniz açtınız mı hocam? Sesim geliyor mu efendim? Geliyor, geliyor buyurun. Evet, ben Yavuz Hoca'ya, Göknil Hoca'ya bugünkü sunumları için teşekkür ediyorum. Tabii baştan beri bu önemli bir konuya dair bu dizi konuşmaları organize eden Durmuş Hocama, Ali Hocama, Ercan Hocama ve diğer arkadaşlara da ve katılımcılara da teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Aslında benim soracağım soruyu Muhammed Şevki Hoca sordu. Yani yani bilim tarihi denilince ya da Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde Türk bilimi ya da Türkiye'de Cumhuriyet dönemi bilimi denildiğinde
En azından tabii bir kısmını sınırlandırmak elbette Yavuz Hoca'nın takdiridir ama bilim konusunda biliyorsunuz iki tane temel yaklaşım var. Bilim tarihçisi değilim ben ama bir sosyal bilimler mensubu olarak. Bunlardan bir tanesi science denilince sadece doğa bilimleri ya da pozitif diye tabir edilen bilimleri kapsayan bir şey. Ama orada sosyal ve beşeri bilimler diye de adlandırılan diğer bilim alanları çok dahil edilmiyor. Ben bilim tarihi ya da onunla ilgili bir sunumda efendim yani böylesi bir dar tanımın tercih edilmesini ilgili hocanın takdirine bırakırım ama en azından Cumhuriyet döneminde bilim diye bir genel başlık içerisinde açıkçası diğer şeylere de en azından bir genel tanım ya da kapsam bağlamında değinilmesi iyi olur diye düşündüm. Ama ben bu soruyu o zaman cevaplandığı için şöyle sorayım. Yani buradaki bilim tabirinin dar ve geniş anlamı konusunda Yavuz Hoca'nın şeyi nedir? Yani görüşü nedir? Onu öğrenmek isterim. Bir. İkincisi yine Şevki Hoca'nın sözünü ettiği din ve bilim uyuşmazlığı ya da uyuşması meselesi yani çok uzun tartışma gerektirecek bir konudur. Ama ben sadece şu hususa değinmeyi belki önemli addediyorum. Yani kafama takılan ya da en azından saptayabildiğim bir husus olması bakımından. Tabii Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi din ve dinin ne olduğu ne olmadığı hususunda da İslam'dan çok batılı bağlamlarda geliştirilmiş kavramsallaştırmaların ve bakış açılarının egemen olduğu gibi bir gözleme sahibim. Ben de esasen İslam dinini özellikle özgün kaynaklardaki yani Kur'an ve sünnetteki tanımlaması ve içeriğiyle batıdakinden oldukça farklı olduğu görüşüne sahibim. Bunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Ben tekrar Yavuz Hoca'ya ve Göknel Hoca'ya ve Durmuş Hoca, Ali Hoca gibi bütün hocalarımıza bu yararlık şeyler için, etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu arada özellikle yani Fuat Sezgin Hoca'nın tabii bu dönemde işte 1960 sonrasında 147'ler bağlamında işte üniversiteden çıkarılıp Almanya'ya gittiği ve sonra da özellikle İslam bilim tarihi konusunda devrimsel denilebilecek değişiklikler yaptığı hususunu da gerçi orada zaten değindi Yavuz Hoca ama ben ayrıca özel hukukumuz dolayısıyla kendisini rahmetle anmamızda da vesile olması vesilesiyle ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederiz. Yavuz Hocam kısaca cevaplayabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Şimdi tabii bilimin dar anlamı, geniş anlamı üzerine bir soru sordu. Aslında sosyal bilimler de bir bilim. Yani ben sosyal bilimlerin de bir bilim olduğunu savunanlardanım. Hatta kendi alanımız bile bir sosyal bilim aslında. Yani bilim tarihi de bir sosyal bilim. Ama bir şekilde bunu daha çok temel olarak daha çok pozitif bilimler anlamında düşünüldüğü için ben bu tarz yaptım. Eğer diğer bilimlere de girseydim, yani işte tarih, hukuk gibi diğer bilgi dallarına girseydim çok daha şey olacaktı, yani kapsamlı olacaktı. Bir de yani genel çalışma alanımız bizim, yani bilim tarihi çalışma alanı deyince daha çok bilim tarihi pozitif bilimlere eğilir ve daha çok pozitif bilimler üzerinde çalışır. Ama dediğin gibi son dönemlerde bu biraz değişti ama ne kadar değişse de temel olarak bilim tarihinin çalışma alanı daha çok doğa bilimleri üzerine kurulu. Yavuz Hocam evet. Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaşlar da var. Mustafa Türker, Ensar Gül, Veli Orhan Hocam. Mustafa Türker Hocam'la başlayalım. Mustafa Hocam sesinizi açtınız mı? Ben de bütün bu 13 haftalık programda katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve organizasyon için Durmuş Hoca ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şeyler öğrendik bu dönemde. Benim Yavuz Hoca'ya sorum bugünle ilgili olarak
Özellikle bu yakın dönem bilim tarihi çalışmaları için Türkiye'de bilim tarihi bölümleri lisans eğitimi veriyorlar. Dolayısıyla yakın dönem için bu bilim tarihi lisans eğitimini almış kişilerin bu yakın dönem bilim tarihi gündeme geldiğinde yeterli olur mu? Bu bir bilim tarihi eğitimi ve araştırmasında bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir sorun mudur? Onu sormak istiyorum. Çünkü bu yakın dönem bilimi çok daha kapsamlı ve derinlikli uzmanlık da isteyen bir alan. Burada bir yol ayrımına belki bilim tarihi veya yeni bir boyut daha eklenmesi gerekir. Özellikle yakın dönem için bu konunun içindeki uzmanlar da bir taraftan da bu bilim tarihini yazıyorlar bence diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda ne dersiniz. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu 1940'larda Hasan Ali Yücel döneminde yapılan dünya klasikleri çevirisinin özellikle bu 8-10. yüzyıllardaki İslam dünyasında eski Yunan'dan veya diğer kültürlerden yapılan çeviri hareketiyle kıyaslanabilir mi? Böyle bir anlamlı bir kıyaslamadır. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii 20. yüzyıl bilim tarihini çalışmak zor bir konu. Çünkü yani geçmiş dönemin bilimini belki belli bir zaman dilimi içerisinde kavrayabiliyorsunuz. Yani bunun için de yine günümüz bilimini bilmek gerekiyor. Mesela temel düzeyde astronomi alarak geçmiş dönemin astronomisini kavramak mümkün. Ama temel düzeyde bir astronomiyle günümüz astronomisini anlamak çok mümkün değil. Çünkü çok daha ayrıntılı konuları bilmek gerekiyor. Uzmanlaşmak gerekiyor bu konuda. Dolayısıyla bu kolay değil. Ama dediğiniz gibi bu tür çalışmalar o alanda çalışan kişiler tarafından da yapılabiliyor. Yani genellikle mesela bu alan yani kendi uzmanlık alanında işte belli bir seviyeye gelmiş bir kişi bazen bilim tarihine yönelip kendi alanının bilim tarihine girebiliyor. Bunlardan örnek var mesela işte Emre Dönen Hoca kimyacı, kimya tarihi, Cumhuriyet dönemi kimya tarihini en iyi çalışanlardan biri. İşte Erdal İnönü hem bir Cumhuriyet tanığı olması dolayısıyla Cumhuriyet dönemine ilişkin değişik ilginç görüşleri olan ve farklı alanlarda bibliografi hazırlayan kişilerden biri. Bu tür çalışmalar tabii oluyor. Ama bilim tarihçisi olarak mesela belli bir dönemin yani bu özellikle 20. yüzyıl 21. yüzyıl döneminin çok özel bir alanını çalışmak çok zor. Mesela işte kuantum teorisini çalışacaksınız mesela. Kuantum teorisi tarihi. Belki bunu kronolojik olarak yapabilirsiniz kuantum teorisinin tarihini. Ama kuantum teorisiyle ilgili bir görüş beyan etmek kolay bir şey değil. Çünkü daha tamamlanmamış bir teori. Yani henüz daha aşaması belli aşamaları geçmiş ama tam olarak tamamlanmış bir teori değil. Dolayısıyla onun üzerine çok bir şey söylemek mümkün değil. Bu alanın bir zorluğu. Şimdi diğer sorunuza geleceğiz. Şimdi Hasan Ali Yücel zamanında yapılan çeviri etkinliğiyle 9. yüzyılda, 8. yüzyılda yapılan İslam dünyasındaki çeviri etkinliğini karşılaştırmak yani şey açısından, çeviriler açısından karşılaştırdığımızda şu var. İslam dünyası zamanında yapılan çeviriler içerisinde en çok önem verdiği çeviriler bilim kitaplarıydı. Bunlar çevrildi. Yani içerisinde yine şey Çince, Sanskrit dilinde yazılmış bazı edebiyat kitapları da çevrildi. Belki Yunan'daki edebiyat kitapları da çevrilmiştir ama genel olarak baktığımızda çevirilerin çoğu bilim eserleriydi. Halbuki burada böyle bir şey göremiyoruz. Yani bu çeviriler tamam yani o dönemin sanatı, kültürü önemli tabii ki. Yani bunlar tabii çevrilecek, gelecek ama bilim belki çok daha önemliydi. Bu yönden ben eksik görüyorum. Bilim tarihi çalışmalarına baktığımızda, bu döneme baktığımızda böyle bir eksiklik var. Kaldı ki bu eksiklik bence şu anda bile var. Henüz daha
Yani bilim açısından işte aydınlanma olsun, Rönesans olsun, bu tür klasiklerin tam olarak çevirisini biz göremiyoruz. Yani mesela bir Newton'un kitabının bir çevirisi yok. Yani bunlar eksik. Yani bunların çevrilmiş olması gerekir ki ancak işte bazı şeyler çevirmiş. Mesela işte 19. yüzyıl, 20. yüzyılda o, özellikle son dönem Osmanlı'ya o işte şeyler girince işte mesela işte Darwin'in kitabı çevrilmiş. Bunlara da rastlıyoruz. Ama diğer kitaplar mesela Galileo'nun bir tane kitabı daha yeni çevrildi 2012'de. Hala diğeri çevrilmedi. Ki bunlar artık klasik eserler. Yani zamanını doldurmuş olabilir. Ama modern bilim bunların temeli üzerinde dayanıyor. Peki hocam, başka kültürlerde bilim tarihi çalışması da bilmiyorum var mı bu sorula bağlantılı olarak? Dolayısıyla bu çeviriler belki onunla da ilgili, o tür çalışmaların olmasıyla da ilgili. Evet tabii, yani şimdi... Şimdi şöyle, bilim tarihi çalışmalarına baktığımızda hem modern döneme ait hem işte çalışmalar çevrilecek ki biz bunlar üzerinden bir okuma yapabilelim. Ya da işte Osmanlı'yı değerlendireceksek mesela o dönemin Osmanlı ile karşılaştırılacak elimizde kitapları var olabilmeli ki bunlar tabii dil bilince ancak, yani İngilizce biliyorsanız ancak bunu yapıyorsunuz ya da işte Fransızca biliyorsanız yapabiliyorsunuz. Ama bunların Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe ile karşılıklı olarak ele alınması önemli bir mesele. Osmanlı bilim, yani kendi tarihimiz açısından düşünürsek şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Osmanlı hakkında konuşuyoruz değil mi? Şimdi bunu konuşmak için elimizde yeterli veri olması lazım. Bu yeterli veri yok. Yani Cumhuriyet dönemi için de aslında var ama yani bunlara gidip arşivlere gidip bunları değerlendirmek gerekiyor. Hele Osmanlı için çok yok çünkü daha henüz çevirisi yapılmamış, yani Türkçe'ye aktarılmamış birçok eser varken yani konuşmak, kesin kanaatlere varmak zor tabii ki. Genel olarak kanaatlerle konuşuyoruz ama mesela Batı ya da işte diğer ülkelerdeki bilim tarihi çalışmaları bunlardan çok daha farklı. Yani biz henüz daha bu kitapları çevirip de Türkçe'ye kazandıralım derken onlar zaten bu kitaplar çevrilmiş, kazandırılmış. Yani oradaki mesela İngiltere'deki bilim tarihçileri artık Newton'un kitabındaki bilim felsefesi tartışmalarını yapabilecek düzeydeler. Biz henüz daha bu düzeye bilim tarihi açısından da erişmiş değiliz maalesef. Yavuz Hocam, başka sorular da var. Biraz şey tabii yaparsa. Tabii ki, tabii ki. Yani. Evet. Ensar Hocam'a söz vereceğim. Ensar Hocam, mikrofonunuzu açın. Hocam, mikrofonu var ama ondan. Ya, evet, hocam, tamam. Ben bir konuda yapılan bir çalışma var mıdır? Ya da böyle bir çalışma yüksek lisans tezi olarak verilebilir mi diye söz aldım. Şimdi şöyle bakarsak, yani Piri Reis'ten alalım. Ondan sonra Takıyüddin'in Rasathanesi'nin topa tutulması. İşte 19. yüzyılda Darülfünun'un 35 sene boyunca tartışılması, açılması, kapanması, tekrar açılması, zar zor açılması. Sonra Cumhuriyet devrinde az önce belirttiğiniz gibi işte 33 yılında işte 60 kişi, işte 1960 yılında 150 kişi, işte 1980 yılında yine 1402'likler, sonra 90'lı yıllarda yine öğretim üyeleri mağdur edildi. 2000'li yıllarda ya da 2010'lu yıllarda başka sebeplerle mağdur edildi. Bu konuda çok istikrarlı gidiyoruz. Yani bilim adamlarına karşı bir nasıl diyeyim, olumsuz bir yaklaşım var. Tabii bunun görünen gerekçeleri olabilir. Yani şu gerekçeyle, bu gerekçeyle 30'dakilerin atılması başka bir gerekçeyle olabilir. 60'dakilerin başka bir gerekçeyle olabilir. 80'dekilerin başka bir gerekçeyle olabilir. 2000'li yıllardakilerin başka bir gerekçeyle olabilir. Ama bunun acaba ortak bir zihinsel altyapısı var mıdır? Ya da nedir buna sebep olan, yani görünmeyen, bu konuda bir çalışma var mıdır ya da yapılabilir mi diye ben soru soruyorum. Tabii ki bu konuda çalışmalar yapılabilir ve vardır. Yani
Bu tür çalışmalar var aslında. Tabii şöyle, bu tür çalışmalar var ama her yapılan çalışma o çalışan kişinin kendi fikriyle birlikte olgunlaştığı için görüşler farklı farklı. Yani işte atılanlar işte şu taraftandı, bu taraftandı diye bir takım görüşlerle yaklaşıldığı için yani objektif sonuçlara belki varılamıyor diyebiliriz. Ama her ne olursa olsun farklı görüşlerden de bu tür çalışmalar yapıldığı takdirde ufkumuzun açılacağını ben düşünüyorum. Evet. Yavuz Hocam teşekkür ederim. Kısa cevabı. Teşekkür ederim hocam. Yani benim gözlemlediğim şu. Yani demek ki ortak bir aslında sebep var. Yani görünmeyen bir sebep var. Bu yüzyıllardan beri değişmiyor. Ve tekrarlıyor. Yani bir yerde durmuyor. Yani 10 sene sonra da ya da 15 sene sonra da başka bir sebeplerle üniversitelerde kıyımın yapılmayacağına dair bir güvencemiz yok. Yani bu şartlar altında bu topraklarda bilim nasıl gelişecek? Hocam bunu yani, ayrıca dinleyelim. Evet, ben müsaadenizle Veli Urhan hocama söz vermek istiyorum. O çoktan beri söz almak istiyordu. Veli hocam buyurun. Teşekkür ederim Ali hocam. Ayrıca Durmuş hocama, Yavuz Unat hocaya çok teşekkür ediyorum bu sunumlarından ve bu programı hazırladıklarından dolayı. Şimdi çok fazla zaman almamak için benim bir konuya dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O konuda daha çok birkaç şey söylemek istiyorum. Benim alanım bilim tarihi değil. Bunu da öncelikle bir söyleyeyim. Ben felsefe tarihi hocasıyım. Bizim bugünkü üniversitelerimizdeki felsefe bölümlerinde çok eksik olarak düşündüğüm bir nokta var. Bilimle felsefe arasındaki ilişkinin farkında değiliz gibi geliyor bana. Hatta bu sadece felsefe bölümlerinde değil, işte pek çok üniversitelerde Fen Edebiyat Fakültesi olarak fakültelerimiz var. Aynı binanın aynı çatının altında yaşıyoruz. Fakat felsefe ile bilim arasındaki bir ilişkinin olup olmadığı da çok böyle dikkatlerden kaçıyor gibi geliyor bana. Mesela bizim felsefeye giriş derslerinde felsefe bölümündeki hocalarımız bilir. O yazılan kitaplara baktığımızda da, felsefeye giriş kitaplarına baktığımızda da felsefenin alt dalları olarak biz hep işte matematik felsefesi, ondan sonra fizik felsefesi, kimya felsefesi, biyoloji felsefesi gibi alt dallarını sayarız. Peki bu alanlarda, yani bilim tarihinde epeyce çalışan var. Onları takdir ediyorum, saygılarımı sunuyorum hepsine. Ama bu saydığım alanlarda ister felsefe bölümlerinde, isterse fen fakültelerinin işte fizik, kimya, matematik bölümlerinde bir matematik felsefesi, fizik felsefesi, kimya felsefesi alanında çalışmaya yönelen, çalışma eğiliminde olan arkadaşlarımız var mı? Ben pek olduğu kanaatinde değilim. Biz kendi bölümlerimizde de bunun önemini çok fazla anlatamıyoruz öğrencilerimizde. Ama mesela ben işte 70'li yıllarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenciydim. Bizim öğrencilik yıllarımızda mesela Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bu çok iyi biliniyordu. Hocaları da vardı. Ama bugün bu eksikliğin olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla bilimle felsefe arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu bizim tarihsel sürecin şartları da bunu böyle getirdi. İşte Yavuz Hocam biraz önce söyledi. Da hepimiz de biliyoruz. Yani bir bilimin işte 13. yüzyıldan sonra bir gerileme sürecine girdiğini biliyoruz. 19. yüzyıldan sonra tekrar batıdan geldiğini biliyoruz. Belki bu tarihsel süreçlerden dolayı bizim üniversite, ama bunun yeniden anlatılması ve şey yapılması gerekiyor. Mesela ben kendim aklımdan geçen bazı şeyleri düşünüyorum. Mesela biz öğrencilere anlatırken Platon'u anlatıyoruz. Platon birinci sınıf matematikçidir aslında. Model olarak da felsefeyi
kurarken model olarak da matematiği kullanıyor. Aristoteles fizikçidir. Fiziği model olarak alıyor. Şeye geldiğimiz zaman Rönesans'tan sonra özellikle 17. yüzyıla geldiğimiz zaman 17. yüzyılın büyük filozofları olarak işte Descartes, Spinoza, Leibniz, işte empirik kesimde bunlar rasyonalist, empirik kesimdekiler de sayılabilir. Ama hep mesela Descartes matematikçi, matematiğin kurucularından orijinal katkı yapmış olan filozoflardan birisi. Leibniz işte integral diferansiyel hesaplarının kurucusu. Bunları biz öğrenciye sadece biz bunları söylüyoruz. Benim bir matematik kafasına sahip olarak felsefe bölümüne gelmemiş olmamdan dolayı da çok üzüntü duyuyorum ben. Orta öğretimde biz böyle bir tesadüfen geldik felsefe. Vallahi hocam bizim Kastamonu felsefe bölümü içerisinde matematik felsefesi yapan arkadaşlarımız var. Doğrudan matematik bölümlerinden gelmiş. Yavuz hocam çok harika. Hakikaten çok harika. Şimdi bunu biliyoruz. Mesela aklımdan geçen benim kendi işte çalıştığım üniversitede mesela matematik bölümünde bana da bir ders verilmeliydi aslında. Yani Descartes'in bizim öğrencilerimizde işte analitik geometrinin kurucusudur cümlesini kullanmakla yetiniyoruz biz. Peki Descartes analitik geometriyle ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir? Bunları ben anlatamam. Ama matematik bölümünde bir Descartes'in bu alandaki çalışmalarını bilen bir hocamızın bizde de derse girmesi gerekir. Benim de matematik bölümünde bir ders verilerek Descartes'a ben onun felsefesini anlatmam gerekir diye hep düşündüm. Bu tabii bir tek örnek olarak, bu bir program yapılarak genişletilebilir. Şunu söylemek istiyorum. Üniversitedeki bölümlerde özellikle felsefe bölümü kendi içine kapatılabilecek bir bölüm olmamalı bence. Bütün bölümlerle ilişkisi ve irtibatı olan, demin söylediğim anlamda yani o bölümlerle irtibatı olan, ilişkisi olan bir bölüm olmalı. Bunu işte sosyal bilimlerde biraz daha belki yapılıyor. Yani hatta akıl için düşünce konusu olan üç nesne vardır. Üç konu vardır aslında. Birisi doğa, birisi insan, birisi de tanrı. Demin zaman zaman bu ilişkiler de kuruldu. Doğa konu olduğu zaman orada bilim. Ama o bilim felsefeyle irtibat içerisinde gitmeli. İnsan söz konusu olduğu zaman bizim bugün sosyal bilimler dediğimiz ve orada da yine işte siyaset felsefesi gibi, insan felsefesi gibi bunlar hep şeyler, bilgi disiplinlerinin isimleri olarak söz konusu ediliyor. Dolayısıyla uzatmamak için son cümleyi şöyle söylemek istiyorum. Bizim akademik kurumlarımızda sadece felsefe bölümleri için değil, akademik kurumlarımızda ister sosyal bilimler isterse fen bilimleri alanlarında olsun bilimle felsefenin ilişkisinin yeniden kurulması ve bunun çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ali hocam çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygılarımı sunuyorum. Zamanı uzatmamak için sözümü burada bitiriyorum. Yavuz hocam çok kısa bir şey yapıp değerlendirme yaparsanız. Ya hocamız doğru söylüyor yani. Bilimin geçmişi felsefeye dayanıyor. Yani felsefe ile bilim her ne kadar bilimin temellerini felsefeden belki önce de görsek ama bilimin gerçek gelişimi felsefe ile birlikte olmuş. Dolayısıyla bilim tarihi çalışmaları da aslında yani bir bilim tarihi çalışması da felsefe ile birlikte ele alınıyor. Yani Aristoteles'in bilimini bilmeden felsefesini de bilmeden bilimi üzerine çalışamazsınız. Bu hemen hemen orta çağdaki birçok bilim insanı için elzem olan bir şey. Dolayısıyla Veli Hocam'a hak veriyorum ben. Geçmişte bizim üniversitemizde dil tarihte böyleydi. Hocamız biliyor. Matematik dersi alırdık biz ama sonrasında maalesef 90'lı yıllarda biz o zaman çok tartışmıştık üniversitemizle. İşte Avrupa'daki üniversitelerle bir olacağız diye müfredat değişimine gidilmişti.
Ve halbuki biz bunların temellerini de göstermiştik. Avrupa'daki üniversitelerde matematik bölümü var mı yok mu, felsefe bölümünde matematik dersleri var mı yok mu diye, ama yine kaldırma yollarına gitmişlerdi. Hatta şöyle bir tartışma da yaşanmıştı. Bilimde yöntem dersini kaldıralım demişlerdi bizim felsefe bölümünde 90-95'li yıllarda. Biz de tartışmıştık, bilimde yöntem dersini nasıl kaldırabilirsiniz? Ve bize şunu demişlerdi dekanlıktan, bilimde yöntemi kaldıralım, bunu herkes bilir, ne gerek var demişti. Biz de ODTÜ'deki felsefe derslerinin örneklerini vermiştik. 4 tane bilim felsefesi dersi vardı her sene boyunca. Bakın bu böyle dedik, işte Avrupa'da da böyle dedik ve bizden sonunda özür dilemişlerdi, ya yanlış anlamışız biz diye. Ya bu tür problemler maalesef başımıza geliyor. Yani işte gelmemesi gerekir ama bu, yani yapacak bir şey yok. Evet. Yavuz Hocam, teşekkür ederim. Çok fazla uzatmak istemiyorum ben. Evet, değerli hocalarım, vakit bir hayli ilerledi. Ben evet, vakit çok ilerledi. Hocama daha söz vereceğim ama kısa olursa çok mutlu olacağım. Fatih Hocam, sizi çok beklettim. Buyurun. Fatih Toptaş Hocam. Hayırlı akşamlar. Organizasyon için Durmuş Hocama ve bu akşam sunum için Yavuz Hocama. Mutlu oluruz eğer mümkünse. Sesim geliyor mu şimdi? Sesiniz geliyor da görüntünüz yok. Görüntüyle beraber olursa mutlu oluruz. Mümkünse. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun. Şu an benim çok iyi olmayabilir ama çok özür dilerim. Evet. Organizasyon için Durmuş Hoca, Durmuş Güney Hocam'a, bu akşamki sunumlar için Yavuz Hocam öncelikle teşekkür ederim. Benim ilahiyatçı bir felsefe tarihçisi olarak öncelikle Muhammed Şevki Aydın Hocam'a bir şey söylemek istiyorum aslında. İlahiyatçı olduğum için bu konuya girmek istedim. İslam dünyasındaki din-bilim tartışmalarının en önemli problemi doğal bilimler dediğimiz bilimler alanında değil, beşeri bilimler alanındadır. Dolayısıyla eğer din ile bilim arasında bir çatışma olup olmadığı tartışacak olursa konunun özü şeyden gelmelidir, yani beşeri bilimlerden gelmelidir. Beşeri bilimlerle hesaplaşmanın olup olmaması din-bilim ilişkisinin İslam dünyasındaki yerini göstereceğini söyleyebilirim. Burada sormak istediğim şey Yavuz Hocam aslında şu, eğer İslam beşeri bilimleri ayrı tutacak olursak, doğal bilimlerle arasında bir problem yoksa, Şevki Aydın Hocam'ın da söylediği gibi, İslam dünyasında neden bilim adamları, organizasyonu ya da kurumları kurulmamış olabilir? Bugünkü konuşmanın konusu dışında gibi gözüküyor ama bir ilahiyatçı olarak bunu sormak istemiştim. Yani benim anladığım şey mi? Yani bilim kurumları kurulmaması anlamında mı? Beşeri bilimleri kastetmiyorum. Beşeri bilimler zaten tartışmaya hiç girmedi. Evet. Şevki Hocam'a sormak istediğim soru oydu aslında. Eğer din ile bilim arasında, düzeltiyorum, İslam ile bilim arasında ki ilişkinin tartışılmasının gerçek alanı İslam ile beşeri bilim arasındaki ilişkinin tartışılmasıdır. Bu tartışma gerçekleşmediği sürece İslam ile bilim arasındaki ilişki ortaya konmamış olur ya da eksik konmuş olur. Hı hı. Öte yandan eğer İslam'ın İslam'ın engizisyonu yoktuydu da ise neden doğa bilimlerinde kurumlaşma gerçekleşmemiş olabilir? Doğa bilimlerinde kurumlaşma, yani biz İslam bilim tarihine baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Doğa bilimlerinde kurumlaşma gerçekleşmiş, yani hem astronomide hem biyoloji ve tıp bilimlerinde kurumlaşma gerçekleşmiş. Bir takım bilimsel kurumlar görüyoruz ve bu bilimsel kurumlar mesela şu gözlem evleri ilk defa İslam dünyasında kurulmuş. Yani bu yani doğru bir belirleme olduğunu düşünmüyorum. Hocam sorumu çatıyorum o zaman. Bazı örneklerin olması kurumlaşmayı gösterebiliyor mu? Yani Oxford'un kuruluşu. Şimdi o dediğiniz dönemler evet. 11. yüzyıl. 11. yüzyılda durum değişiyor tabii ki, ayrı bir şey. Ama biz üniversiteler işte ben daha önceki sunumlarda da belki söylemişimdir. Genellikle medreseler ve üniversiteler, katedraller, bunlar bilimsel kurum olarak addedilmez bilim tarihinde. Eğitim kurumudur bunlar. Buralardan bilim insanları yetişebilir, o ayrı bir şey. Ama bilim kurumu dediğimiz şeyler, kurumlar, hastaneler, gözlem evleri gibi kurumlardır.
Batı'da gerçek anlamda bilim kurumlarının kurulması çok daha sonrasında, 12. yüzyılda aşağı yukarı, 12. yüzyılda ilk defa belki şeyde görüyoruz, Salerno'da görüyoruz, Salerno Tıp Okulu'nda görüyoruz. Yani hatta Salerno üniversiteler değil ama Salerno Tıp Okulu aslında İtalya'da ve özellikle Avrupa'da bilimin canlanmasında etkin olan kurumlardan biri olarak görüyoruz. Yani yoksa üniversiteler yine baktığınızda Batı'da yine katedral tarzında açılmış bir takım eğitim kurumları. Üniversitelerin değişmesi de zaten ancak Rönesans'la birlikte oluyor. İstenileni vermediği takdirde değişecek üniversite. O değişiyor. Yani kurumlar İslam dünyasında var. Yani bir yok değil yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben anladım. Rica Son söz olarak Yavuz Coşkun hocama söz vereceğim ve burada görevi Durmuş hocama devredeceğim. Yavuz hocam buyurun. Tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Başta Durmuş hoca ve siz Ali hocam, Ercan hocama çok teşekkür ediyorum. Sunumlar için Yavuz hoca ve tüm ekibe, sanatçılar için de değerli sanatçılar için yürekten teşekkür ediyoruz. Geçen hafta bu bilim ve din ilişkisi konusunda bir sual sorup bir taş atmıştık bir kuyuya ama bunu çıkarmak da epey zor olduğunu biliyorum. Yavuz hocam herhalde bunun için ayrı epey mütalaa ve münazara gerekiyor. Fakat şu defteri hemen kapatmayalım bence. Şöyle yapalım diye düşünüyorum. Yani birisi dogmadır, birisi nedir dediğimiz zaman bu defteri hemen kapatmak mümkün değil. Demin Veli Orhan hocam da söylediği gibi yani insan, tanrı, doğa üçgeninde baktığınız zaman bütün bunların birbirleriyle giriftar olduğunu ve birbirleriyle iç içe olduğunu zaten görüyoruz. Yani en rasyonel, en pozitivist adamlar bile tırnaklarını kazıyarak, Bertrand Russell bile tırnaklarını kazıyarak ateist olmuş. Yani zorla geldi yani. Hatta Tanrı'yı görsen öbür dünyada ne yapacaksın falan, bana kendini iyi gösterseydin diye kapatıp cevap veririm diyor. Hal böyle olunca yani insanın dünyasında olabilecek bütün bu varoluşsal bizim ontolojik şeylerimizin temellerimize birbirinden ayırmadan belki bir çözüm noktası, birbirine tümüyle de bir fotokopi şeklinde yapışan bir şeyler olarak ortaya çıkaramayız belki ama benim söylemek istediğim şu, yani dinin doğru anlaşılması ve dinin doğru anlamlandırılması halinde siyasi mülahazalar, geçmişteki o bazı tarihe veya ondan sonra coğrafyaya sıkıştırılıp o dönemde yapılan yanlış yorumlar bir yana bırakılırsa, ondan sonra bizim ondan sonra şey dediğimiz yani şartlar dediğimiz, şeriat dediğimiz şeyler de peygamberlerin her birisi için değişen ve fakat din dediğimiz esas itibarıyla Allah'ın, Tanrı'nın varlığı ve birliği konusunda bir temel anlayıştan yola çıkıyorsak, öbür taraftan da doğanın içerisinde bizi yani Tanrı'nın buyruğuyla apaçık ayetler olarak bize sunulan şeyler arasında bir ilinti olmaması düşünülemez diye düşünüyorum. Yani bu itibarla da bu defteri, iki defteri birbirinden tümüyle ayırarak değil de fakat aralarında yani anlaşılabilir köprüler kurmak. Bu tamamen rasyonel olmayabilir. Kimi yerde duygusal olacaktır, kimi yerde inanç dediğimiz bir noktada bir durma. Fakat ikisinin arasındaki köprüleri kurmak bazen bu gizlidir bu köprüler. Biz o köprüleri, o gizli olanları işte biraz arayarak, hakikat, merak, bütün bunlar çerçevesinde tekrar bir cehd ortaya koyarsak bir şeyler bulabiliriz gibi geliyor. Yoksa yani şunu Tanrı'yı bırakalım bir tarafa doğaya dönelim. Doğayı bırakalım bir tarafa Tanrı'ya dönelim. Bu yaşam kabul edilebilir bir yaşam şekli değil. O itibarla Veli Orhan Hocam'ın da biraz önce söylediği şey ondan sonra mesela ben tıp doktoruyum ben. 2000 yılında dekanken çocuklara felsefe, uygarlık tarihi, sosyoloji tıp fakültesi öğrencilerine sosyoloji ve halk kültürü derslerini koydum. Bunlar seçmeli değil, zorunlu ders. Sınavda soru çıkan zorunlu dersi. Niye? Yani o şeylerin moleküllerine kadar insana öğrettiğimiz çocuklara bir öbür taraftan da bir alan açmaya, bir pencere açmaya çalışıyorduk.
esas itibariyle bir düşünsünler, bir baksınlar, bir kafalarını yorsunlar falan diye. Yani bizim dini de sadece ilahiyatçı arkadaşlarımız var. Son derece kabiliyet, son derece münezzeh insanlar. Ama sadece oraya sıkıştırıp onların alanına terk edip veyahut da seküler bir görüşle, ondan sonra katı birazcık da fazla laikçi bir görüşle dini belirli bir yere mahkum ederek ya da dinin içerisinde dini işte kendi anlayışı veyahut da siyasi organizasyon içerisinde tanımlayıp doğayı veyahut da bilimi bir yere mahkum ederek ikisi arasındaki derin yarıklara biz şey taşımayalım. Yani esas itibariyle ikisi arasında bir irtibat olası, yani neticede fizik ve metafizik arasındaki o ilişki yıllar boyunca Aristoteles'ten de Platon'dan da beri tartışılan şeyler. Bizim o anlamda o iki defteri de kapatmamamız ve birbirleriyle arasındaki güzel köprüleri kurabilme noktasında beynimizi biraz daha sancı tutması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu benim acizane bir hocam, çok olarak. Çok teşekkür ediyorum. Bir soru değil, bir yorum daha çok. Bilmiyorum, evet. Değerlendirme yapmak ister misiniz Yavuz Hocam ama? Yani değerlendirme yapmaya gerek yok. Doğru söylüyor hocamız ama abi. Yani ben son noktada şunu söylüyorum. Yani hiçbir bilimsel teori, hiçbir kutsal kitaptan maalesef çıkartılamaz. Evet, burada... Ali Hocam, bir katkı niteliğinde bir iki cümle, Yavuz Coşkun Hoca'nın söylediklerine katkı niteliğinde bir iki cümle söylemek istiyorum. Hocam, kim... Vakit varsa. Göremedim. Hocam, hiç bize söz vermediniz ya. Hocam, Kant'ın bir çok... akıl eleştirisi var. Hemen bir cümle söyleyeyim, yeterli. O konuda iyi ışık tutması bakımından... Prolegomena adlı eserinde, o saf teorik aklın özetidir o kitap. Eleşir. Bir cümlesi var Kant'ın. İnanca yer açmak için bilgiyi sınırlandırdım. Bu metafizik fizik ayrımı Kant'taki noumen fenomen ayrımıdır. Teorik akılın düşünme yetkisi fenomen alanındadır. Pratik aklın düşünme yetkisi noumen alanındadır. Yani metafizik alandadır. Dolayısıyla ne bilim dışarıda bırakılır ne de tanrı ya da din dışarıda bırakılır. Kant'ın bu o akıl eleştirilerinin ben iyice okunması gerektiği kanısını taşıyorum. Vakit olsa geniş geniş anlatırdım bunu ama olmadığı için bu kadarıyla yetiniyorum. Çok teşekkür ederim. Ali Durus Hocam, bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Ali Durus Hocam. Evet hocam, izninizle ben Yavuz Hocam'ın o din bilim ilişkisiyle kısa, ilgili... Kısa olursa çok mutlu olurum. Hocam fazla değil. O konuda genelde Yavuz Hocam'a katılıyorum. Yani bu bir teolojik zihniyetle bilimsel zihniyet meselesidir. Yani teolojik zihniyetle bilimsel zihniyet yan yana gitmez. Bu çok bu hamur çok su götürür. Ya ben İbn-i Rüşd'ün Fazlül Makali'ni okuduğumda her defasında utanırım. Yani sürekli böyle bir bilim savunusu metinleri vardır İslam dünyasında. Muvakkat olarak olsa bile gerçek anlamda kelimenin dakik anlamıyla bir bilim kurumu ciddi anlamda yok. Mesela Aristoteles'in Likeyum'u 860 yıl, Akademias Platon'un 9 asır devam ediyor. Ama İslam dünyasında böyle süreklilik yok. Teolojik zihniyet daha çok hakim. Bilime de böyle yaklaşılıyor ve işte biz bu teolojik zihniyetin bedelini Türkler olarak çok ağır ödedik. Yani koca bir devleti kaybettik bilimsel şeye dayanmadığı için. Ya bu bilimsel zihniyet farklı bir şey, teolojik zihniyet farklı bir şeydir. Ama burada tabii dini şey yapmamak lazım. Yani çünkü dinin de bir sürü o dinden türeyen teolojik şeyler var. Başka görüşleri şey yapıyor, boğuyor ve kendi mezhep zihniyetini başkasına dayatmaya ya da kendisi gibi düşünmeyenleri dışlamaya, küfürle itham etmeye kadar götürüyor. Yani biz bunu günümüzde bile yaşıyoruz yani. Bir fiil yapıyoruz. Şimdi Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşmüş, affedersiniz. Ziyarete gelmişler, demişler ki işte işinizde eşekten düşen var mı? Var. Bir tane. Diğerleri gitsin okalabilir demiş. Ya ilahiyatın içinde bir ilahiyat hocası olarak, mantık hocası olarak bu konuyu yakinen biliyorum. Gerçekten İslam dünyasında böyle bir teolojik zihniyetin hakimiyeti var. Özellikle de gene şey özelinde eşari zihniyet hakimiyeti. Nedensellik fikri tartışmalı. Ya birçok konularda tartışmalı. Dinin özüyle alakalı olmayan yerlere şey açmak için, alan açmak için bilimsel zihniyet karşısında bir şey var. Boğucu bir yapısı var. İşte bunun en son örneklerinde tabii İbn-i Rasathanesi'nin bombalanması, yani bu basit bir olay değil.
Dolayısıyla hani Kur'an-ı Kerim'in kendisini değil ama bunun üzerine yapılan yorumlar, mezhep dogmatizmi gerçekten bilimsel zihniyeti İslam dünyasında şey yapmıştır, bitirmiştir. Bunu kabullenelim artık yani. Bunun a priori bir şey. Maalesef vakalar muannittir. Hoşumuza gitmiyor ama bunu kabul etmek zorundayız. Teşekkür ederim. Herkese şimdiden iyi bayramlar, iyi Ramazanlar diliyorum. Çetin Hocam söz istiyorsunuz, el kaldırıyorsunuz görüyorum da mümkün olsa çok kısa şey yapalım. Ben hayır sadece Ali Hocam'ın son söylediği için söyleyecektim ve diğer hocalar için. Yani Mustafa Öztürk Hoca niye Türkiye'den gitti, bir onu düşünelim. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Değerli hocam, gerçekten güzel bir akşam oldu. Ben görevi Durmuş Hocam'a devrediyorum. Durmuş Hocam hem hocalarıma teşekkür edecek hem toparlama yapacak. Hocam buyurun. Değerli hocalarım. Durmuş hocam bir önerim var. Buyurun hocam. Siz kapatın. Kapattıktan sonra Yavuz Bey'le birkaç dakika beraber olalım. İsteyenler olabilir. Öyle bir yol izleyelim. Olmaz mı? Olur hocam. Ben katılmam hocam. Ben kapatırım. Öyle mi? Evet. Telefonla konuşalım. Tartışma uzar hocam. Bu tartışma uzar. O yüzden birkaç dakika bazı şeyleri konuşmak için evet. Çünkü daha vakit dar olduğu için bazı şeyleri konuşamıyoruz tabii evet. Değerli hocalarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta Yavuz Donat Hoca'ya. Yavuz hocam bu buyurun. Konuşmanızın metnini Haziran ortasına kadar makaleleri hazırlayacaksınız ya. Evet. Genişletirseniz özellikle kurumsal yapıyı mesela Kandilli'den başlayarak ta işte uzay araştırmalarına kadar TÜBİTAK'tır vesaire kuruluşları hiç olmazsa bir de o kişi de, mesela benim bildiğim teknik üniversitede hocalarımız vardı dünya çapında yani. Hı hı. Şeydeki işte İngiltere'deki dergilerin editörleri olan filan. Hı hı. Burada böyle şimdi olabildiğince şey yaparsın. Sayfa sınırımız yok lütfen. Tamam. Özel sayıda yayınlarsak. Burada tabii eksik alan yerler de var. Mesela eleştirmişler veterinerlere kimlik yoktu diye. Aslında çalışmalarım arasında vardı ama. İyi bir referans olabilir hocam. Bir bunu söylemek istiyorum. İkincisi Şafak Hoca buradaydı. Orada eğer ayrılmamışsa birkaç şey söylemek ister mi? Ayrıca Gülçin Hoca da ayrılmamışsa bir sanatçı olarak bir şey söylemek isterse kısaca onların da şeyini sözlerini alıp birkaç şey daha söyleyeceğim. Şafak Hocam ayrıldınız mı? Burada mısınız? Şafak Uralı'da. Gitmiş galiba. Ayrılmış hocam evet. Peki Gülçin Hocam o da gitti. Buradayım evet. Hocam. Hocam bir buradayım. Şey söyler misiniz? Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir bilim ortamında sanata da değer verip sanata yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İleriki etkinliklerinizde inşallah bilim ve sanatı da birlikte ele alıp konuşuruz, değerlendiririz bir etkinliğinizde. Onun da özellikle Türk musikisi adına Türk musikisinin bilimdeki yeri ve musiki bilimiyle ilgili de konuşuruz inşallah. Ama sizlerin musikiye değer vererek böyle zaman ayırması bizleri çok gerçekten mutlu etti. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam. Özellikle başta size olmak üzere bütün hocalarımıza. Evet. Çünkü musiki son dönemlerde çok artık göz ardı edildi. Ülkemizde de kültür ve sanat alanında epeyce bir geriye düştüğümüzü düşünüyorum. İnşallah sizler gibi kıymetli akademisyenlerimizle eski değerine kavuşacak diye de düşünüyorum. Tamam, hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Bizim musikimizden anlamayan bizden bir şey anlamazsaydın ne çıkıyoruz yani. Evet. Evet hocam. Şimdi musiki alanda Ali Tüfekçi Ney, Kadir Verim Kemane, Gülçin Yahya Kaçar Ut, Ali Bedel Sipsi, Alper Börekçi Cura, Göknil Bişek Özdemir tambur enstrümanlarıyla bizi ihya ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsun ve var olsunlar. Bir de bizden kopmamalarını rica ediyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerde de
birlikte olursak çok memnun oluruz. Bu çalışmalar sadece bizim değil. Mesela bu bilim tarihi alanında ve sanatçı hocalarımızın katkıları olmasa çok değerli bilimsel araştırmalara imza atan arkadaşlarımız burada konuştular. Ayrıca bilim tarihi alanında konuşan arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yavuz Unat, Vural Başaran, İnan Karacaoğulları, İrem Aslan, Semiha Betül Takacak, Ayten Koçaydın, Müjdat Takacak, Vural Başaran da etmişti. Evet, Tuğba Uymaz, Ertan Tağman'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bu 13 konuşma 3 ay sürmüş oldu. Bu bayramdan sonra inşallah başka bir konuda yine devam etmek istiyoruz. Ama tabii katılımcıların, konuşan arkadaşların, sanatçı arkadaşlarımızın katılımıyla hep birlikte yürütebiliriz. O bakımdan bu hepimizin ortaya koyduğu, hepimizin birlikte çalışmasıyla vücut bulan bir çalışma oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Dursun Hoca da varmış, Dursun Ayhan, ama kısaca hocam bir şey söylemek isterseniz. Ya ben genellikle dinle ilgili konular, daha doğrusu dini bilgi üzerine konuşulan şeylerle bilimsel bilgi üzerine konuşulan şeylerde konunun din tarihinden ve bilim tarihinden çıkıp artık dini bilginin veya bilimsel bilginin sosyolojik dönüşümü, gündelik hayatta nasıl karşılandığı üzerine bir tarafa doğru gidiyoruz. İster istemez akademik olarak başladığımız çalışmaları nispeten daha gündelik hayat bilgisine, daha amiyane bilgiye doğru yaklaştırıyor. Benim anladığım kadarıyla bizim belki de bilgi türleri arasında bir ayrımı netleştirmemiz gerekir. Yani hiç üzerinde durulmadı. Mesela tasavvufi bilgiyle dini bilgi arasında fark var mı? İşte hocam, bu değil, bilim tarihi konuştuk. Tabii tabii. Yani burada da mesela bilim tarihine ilişkin bilginin eleştiriye girdiği konularda belki başka bir çerçevenin de bilimsel bilginin sosyolojik dönüşümünü engelleyebildiğini hesaba katmamız gerekir diye düşündüm. Yani o anlamda gerçekten bu 13 haftadır hepsine katılmasam bile çok konularda aydınlandım. Bu büyük bir emek, güzel bir düzenleme. Bu anlamda kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayan. Teşekkür ederiz biz de. Çok şeyler çağrıştırıyor. Yani bilim tarihinin yanı sıra bilim sosyolojisinde de yeni kapılar aralamamız gerektiği kanısına vardım. Bu anlamda da faydalı oldu benim için. Eksik olmayın. Sağ olun hocam. Hocam, bu çalışmaları Ali Demir, Ercan Öztemer ve işin sayfanın tasarımı vesaire bütün teknik işleri Ahmet Çalık arkadaşımızla birlikte yürüttük. Ve bizim üniversite araştırmaları dergimizi, burası yazı kısmı, burası da konuşma meydanı gibi oldu. Başka bir konuyla yine devam edeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan bayramından sonra inşallah tekrar birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. 2,5 saate yaklaştık. Bizi terk etmeyen, sürekli olarak dinleyen arkadaşlarımız var. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü onların varlığıyla bir kere bir şey oldu, bir zemin, sabit bir zemin oluşmuş oldu. Dolayısıyla bu toplantıları sürdürme imkanı oldu. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi geceler, iyi Ramazanlar diliyorum.